Bismillahirrahmanirrahim. AÖS İlahiyat Arapça 1 Bölüm 3. Konumuz tekil, ikil, çoğul. Diğer adıyla müfret, tesniye, cimi. Ünite içerisinde neler işleneceği şurada 4 bölüm olarak verilmiş. Evvela bir konuşma var. Ardından ikiller yani tesniyeler var. Ardından merfu, mensup, mecrur, irab kavramları var. Bir de Arapçada çoğullar var. Giriş ne anlatmış? Arapçada isimler sayılarına göre tekil, ikili ve çoğul olabilir. Daha ilk ünitede de anlatılmıştı, ne denmişti? Arapçada ikil, tekil, çoğul var. Türkçe'de ise ikil diye bir zamir yoktu yani. Zamirler konusunda işlenmişti bu. Şimdi tekrar bunu anlatıyor esasen. Daha geniş olarak karşımıza çıktı. İsimler cümle içerisindeki konumlarına göre merfu, mensup, mecrur olabilir. Merfu bir terim. Mensup bir terim. Mecrur bir terim. Kelime manasını vermek işe yaramaz. Neden yaramaz? Çünkü bunlar geniş kavram aynı zamanda. Yani merfu nedir? Bunun cevabı iki satırlık bilgi. Mensup iki satırda anlatılır. Mecrur iki satırda anlatılır. Daha detayına indiğinde iki satırı da geçer. Bu nitelemeler isimlerin son harflerinin hareketleri ya da son eklerine göre yapılır. Bir kelimeye merfu diyeceksen yani son harfine bakarsın. Veya sonuna eklenen eke bakarsın. Ona göre o kelimeye merfu, mensup, mecrur ismi verilmektedir diyor. Sizler bu bölümde Arapçada merfu, mensup, mecrur isimleri ve bu isimlere ait raf, nes, nasb ve cer alametlerini tanıyacaksınız. Konu tabii ki diğer ünitelerde olduğu gibi yani bu konuda bu ünitede oldukça önemli. Merfu, mensup, mecrur kavramları son derece önemlidir. Öğrencilerin sıkça karıştırdığı, zorlandığı kavramlardır. Öte yandan ikil, çoğul isimlerin yer aldığı diyaloglarda göreceğiz diyor. Nereli, kim, ne gibi sorular var. Günlük hayatımızda Arapça 3 yani el arabiyyetu fi hayatina el levniyeti 3. Evvela bir konuşma var. Bir hivar var değil mi? Diyalog. Diyor ki el fuduru yani kahvaltı. El fuduru kahvaltı. El ehu kardeş. El uhtu o da kardeş. El ehu erkek kardeş. El uhtu kız kardeş. Sabahul hayri günaydın hayırlı sabahlar. Sabahul hayri benden de bir günaydın diyor. El ehu erkek kardeş şöyle diyor. Eyne nerede ümmi annem. Buradaki yayı hatırlıyorsunuz değil mi? Zamirdi. Ümmi. Başka nerede geçti bu zamir? Bir önceki ünitede geçti. Ümmi, gale, mi, ismi, kitabi, seyyarati gibi. Ümmi benim demek yani. Buradaki ya benim. Bana ait olan manasına gelir. Ummun anne ya ise benim demek. Bitiştirdiğinde ümmi annem nerede? Ene ben caiun acıktım açım cidden gerçekten de çok açım diyor. El uhtu kız kardeş diyor ki hiye o kişi. Hiye o demek zamirdir. İlk ünitede işlemiştik. O derken kimi kastedebilir? O Ali olabilir mi? O Veli olamaz. Neden? Hiye müennes bir zamirdir. Dolayısıyla bir kadından bahsediyor o derken. Zaten kimden bahsediyorlardı? Konu kimdi? Anneydi. Hiye o anne var ya, o annem fil mebehi mutfaktadır. O mutfakta diyor. El ehu helil fuduru cahizun. Fudur cahiz midir diyor. Yani kahvaltı hazır mı? Cahiz hazır demek. Fudur kahvaltı. Hel mı mi mu sure ki. Kahvaltı hazır mı diyor. El uhtu kız kardeş diyor ki naam evet. Fil medbehi mutfakta hazırdır yani. Mutfaktadır.
El-ehu erkek kardeş diyor ki madane alel futuri ya ümmi alel futur kahvaltıda ne vardır? Madane alel futuri kahvaltıda mevcuttur. Ya ümmi ey annem. Ey çevirmiyor kitap. Annem diyor. Anne diyor. Kahvaltıda ne var anne? El ummu anne cevap verir. Cubnun cubun var yani peynir. Ve zeytunun ve zeytin var. Ve ehselun ve bal var. Ve murabbi ve murabbi var. Murabbi yumurta demek. Murabbiyun yumurta. Ve beyvun. Gerçi murabbiyun reçel demek. Yanlış okudum. Murabbiyun reçel. Beyvun yumurta. Hıbuzun ekmek. Fetair ise çörekler. Futur kelimesiyle ilişkili değil mi? Fedairu. Ra'ya tek ötre vereceğiz. Fedairu ve çörekler vardır. Bu kelimeleri ezbere bilelim yani. Cübnün, zeytunun, eserin, murabbiyun, beyzun, hubzun, fedair. Ne manalara gelir bunlar? El uhtu madane neşrabu içeceğiz. Ne içiyoruz? İçecek olarak ne var? Kız kardeş böyle sorar. El ümmü anne cevap verir. Nahnu biz neşrab içiyoruz eşşaye. Çay içiyoruz yani çay içeceğiz. Biz ama. Vel kahvete ve kahve içiyoruz. Entuma siz ikiniz ise yani kız kardeş ve erkek kardeşe hitaben siz ikiniz değil mi? Entuma karşıdaki kişiyle konuştuğu için muhatap zamir kullanıyor. Teşrabani siz içeceksiniz. Ne içeceksiniz? Asir al burtukal. Asir sıkma suyu demek. Meyve suyu. Asir al burtukal. Burtukal ise zaten portakal demek. Yani portakal suyu. Portakalın suyunu içeceksiniz diyor. El uhtu. Kız kardeş cevap verir. Mım der. Şurada olduğu gibi yani. Hı hmm gibi bir ses çıkartıyor. Levidun lezizdir. Cidden gerçekten çok lezzetli. Bu ne? Türkçe'de hı yaparsın. Hı yaparsın. Hı yaparsın. O yani. Bir konuşma var. Men huma. O kim diye soracak şimdi. Men hiye men huma. Men kimdir hiye o. Kimi kastediyor? Bir kadına hitap ediyor değil mi hiye? Müfret mühennetse gaybı üçüncü şahıs. Men hiye o kadın kimdir? Men huma o ikisi kimdir? Huma tesni. Muhammed cevap verir. Muhammedun Muhammed diyor ki şuraya göre gidelim. Sağdan almış. Nurun Nur diyor ki men hiye ya aliyyu. Ey Ali o kimdir? Bir kadını göstererek. Aliyun. Ali cevap verir. Hiye o Zehra'u. O Zehra'dır. Hiye o. Hiye o min Lübnan. Lübnan'dandır. Lübnanlıdır. Nurun Nur der ki merhaben ya Zehra'u. Merhaba Zehra. Ene Nurun. Ben Nur adlı kişiyim. Ene eyvan ben de aynı şekilde min Lübnan ben de Lübnanlıyım. Zehra'u merhaban ya Nuru merhaba ey Nur. Ene sa'idetun bi ma'rifeti ki seni tanımakla ben saadet buldum. Yani seni tanıdığıma memnun oldum. Nurun fırsatun sa'idetun ben de memnun oldum diye cevap verir. Tanıştığıma memnun oldum. Sağ tarafa geçiyoruz. Men huma o ikisi kimdir? Muhammedun Muhammed cümle kuruyor. Men huma o ikisi kim? Selim Selimun huma o ikisi muallimani min Misra. Onlar Mısırlı iki öğretmendir. Muhammedun ve men hunne. Peki o kızlar kim? O kadınlar kim? Onlar demek değil mi? Hunne kadınlar için. Selimun hunne o kadınlar daribatun minel iraki. Onlar Iraklı kız öğrencilerdir.
Muhammedun, Muhammed der ki Eynel muallimani el ane, eyne nerede? El muallimani, iki öğretmen. El ane, şimdi. Selimun huma, o ikisi. Fi saffi, sınıftadır. Ve eyne et talibatu, peki kız öğrenciler nerede? Muhammedun hunne, o kızlar. Fil hadigati, bahçededir. Selimun, ah. Ah ne demek? Oo, vah. Yani bir şaşkınlık ifadesi burada. Oo diye yazılmış. Ah da yazabilirsin, fark etmez. Oo. El madaru, yağmur. Aa, yağmur, yani yağmur yağıyor. Eyne nerede eşşemsiyyetu, şemsiye nerede? Muhammedun hi, o ale tavireti, tavilenin üzerinde, yani masa, tavile masa demek. O masanın üzerindedir. Burada zamir kullanımlarına ve soru kullanmalarına dikkat etmek gerekiyor. Bakın hi diyor mesela, hiye, neden hiye kullandı? Çünkü eşşemsiyyetü müennes bir kelime değil mi? Ta-i merbutayla bitmiştir. Buna dikkat etmek gerekir. Hunne diyor. Neden hunne? Çünkü dalibat nedir? Cemi kadınlar değil mi? Bir sürü kadın var burada. Kadınlar müennestir. Bir de çoğul bu kelime. Bu yüzden hunne kullanmış. Hiye kullanmamış. Huma kullanmış. Çünkü iki kişiden bahsediliyor. Muallimani. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Selimun, nâ'an, evet, ene ben, ezhebu, gidiyorum, iler hadigati, bahçeye, ve ma'i, ve ma'iye, eşşemsiye, ve benimle beraberdir şemsiye. Tam olarak ne demiş? Ben şemsiye ile bahçeye gidiyorum diyor. Ezhebu, ben gidiyorum, iler hadigati, bahçeye, ne olduğu halde? Ma'iye eşşemsiye, şemsiye benimle olduğuyla beraber, olmasıyla beraber, yani şemsiye ile beraber bahçeye gidiyorum. Muhammedun el madaru, yağmur. Gazirun, cidden, gerçekten çok yağıyor. Gazir bol demek, çok demek. Cidden, gerçekten demek. Yağmur gerçekten de çok, bayağı çok yağıyor. Heyya diyor. Heyya nezhebu, haydi gidelim. Heyya nezhebu, haydi gidelim dedik. Devamında meyveler, sebzeler tanıtım söz konusu. Bunun manası vermemiş galiba. Hayret doğrusu. Manasına bakalım. Diyor ki mesela zeytunun. Zeytin, zeytin demek. Zaten açık değil mi? Hubzun, ekmek. Şayun, çay diye göstermiş. Cübnün, peynir. Damadıma. Damadım, domates demek. Damadımu. Domates demek. Hıyar, hıyar zaten. Salatalık herkes biliyor. Beyvun, yumurta. Rabbiyun, reçel. Aselun, bal. Bal doğru gösterebilmiş mi? Evet. Zübdetun, yağ, yağ demek. Balın üstünde yağ var, görüyorsunuz. Bir sofradaki şeyler, en azından yiyecekleri, içecekleri bilmemiz önemli. Kim, nerede, ne gibi sorularını görmüş olduk. Bunları gördük arkadaşlar. Şimdi dil bilgisi konusu geldi. Dil bilgisi konusu bilmiyorum ne kadar detaya inmiş. Detaya indi ise konu geniş bir konu diyebilirim. Ama zor mu? Değil. Daha önce 100 defa anlattığımız bir konu. Sizler belki ilk defa duyacaksınız. Bakalım. Dil bilgisi. Arapçada isimler, merfu, mensup, mecrur kavramları son derece önemli. Diyeceksiniz ki en iyi bildiğim konu budur. Bu şekilde olmanızı bekliyorum. El-kavaidu, kurallar. El-esma'u, isimler. El-merfu'u, el-mensubu, el-mecruru. Fazla sardırdım. Evet, şimdi diyor ki herhangi bir varlığı ya da kavramı gösteren sözcüklere İsim diyoruz. İsim nedir yani? Önce onu anlıyor. Bu anlattığı bilgi aklında tutmaya, ezberlemene gerek yok. Biliyorsan biliyorsun, bilmiyorsan önemli değil. Arapçada isimleri kimi zaman bir cümlenin öznesi, evet, kimi zaman nesnesi olarak, kimi zaman da bir tamlama içinde görüyoruz. Bir isim özne de olabilir, nesne de olabilir. Tamlama içinde de onu yine görebilirsin.
Bir ismin hangi öğe konumunda olduğunu, yani bir isim nesne mi, özne mi, ne olduğunu, yani ismin son harfinin harekesinden veya son ikinden anlayacaksın. Son harfin harekesi derken anlıyorum da ek derken anlayamadım. Ek derken bir kelimeye ne yapabilirsin? Harfinde değişiklik olur, yani hareke veya harf diyebilirsin. Ek anlamadıysan son harfin harekesi veya son harfin ne olduğu, harf de değişebilir. Son harfin ne olduğundan yola çıkarak bir ismin cümlede hangi durumda olduğu, yani özne mi, nesne mi, ne olduğunu, bir ismin sonuncu harfin harekesi veya sonuncu harfin varlığı, yokluğu, buna dayanarak ortaya çıkartıyoruz. Şimdi biraz örnekler gelin de anlayacaksınız zaten. Son harfin harekesi veya son ek kelimenin cümle içerisindeki yerinin değişmesine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Son derece önemli bir cümle. Bir ismin son harfin harekesi veya sonuncu harfin bizzat kendisi, o ismin cümlede ne olduğu, nesne midir, işte özne midir, tanımlamada mı yer alıyor, ona bağlı olarak ismin sonuncu harfinin harekesi veya sonuncu harfin bizzat kendisinde değişiklikler meydana gelebilir. Örneğin özne konumunda olan bir isim merfu olur. Bir isim özne ise o kesinlikle merfudur. Raf alameti demek merfu. Raf alameti almış demek. Nesne konumunda ise mensup olacaktır bir isim. Aynı isim, yani bakmışsın mensup olmuş. Neden? Çünkü nesne. Bakmışsın aynı isim merfu olmuş. Neden? Çünkü özne. Merfu raf alameti, mensup nasb alameti taşıyan kelime manasına gelir. Harfi cerden sonra gelirse o ismin mecrur olduğunu, yani cer alameti taşıyan bir isim olduğunu göreceğiz. Harfi cer nedir? Cer eden harftir. Cer nedir? Her biri gelecek. Şu an bir sürü kavram doğdu. Kelimelerin sonlarının almış olduğu hareke veya eklerin gerekçesinin açıklanmasına irab denir. İrab son derece önemli bir kavramdır. Zaten merfu, mensup, mecrur kavramları da irab ilminin de yer almakta. Yani ana başlık şu anda ne biliyor musunuz? Ana başlık isimlerde irab. Alt başlık merfu, mensup, mecrur diyebilirsiniz. Şu cümleyi irab ediniz sorusunda anlamamız gereken nedir? Cümleyi öğelerine ayır. Ve cümle içindeki her bir kelimenin son harfinin alması gereken harekeyi gerekçeleriyle açıkla demektir. Şu cümleyi irab et çok yaygın bir soru değilse de benzer cümleler kurarak, mesela tahlil et, işte terkibi nedir gibi benzer cümleler kurarak sizden bu sıkça istenmektedir. Arapçanın hangi seviyesinde olursanız olun karşınıza çıkacak, yani ilahiyat 3, 4, yüksek lisans fark etmez. Şu cümleyi irab et, yani öğelerine ayır, her birinin gerekçesiyle açıkla. Son derece önemli bir istek, önemli bir soru. Bu kısa girişten sonra şunu söyleyelim ki Arapçada isimler cümle içinde 3 durumda bulunabilir. Burayı kesinlikle bilin. Bir isim ya merfudur, ya mensuptur, ya mecrurdur. Bir isim bu 3 şıkkın dışına çıkamaz. Konuyu anlayabilmek için merfuluk yani raf alameti, mensupluk yani nasb alameti, mecrurluk yani cer alameti nedir bunu bilmek gerekir. Tekil kelimeler, yani diyor ki tekil kelimelerin irabı, yani merfuluk, mensupluk, mecrurluk durumları harekeyle belirlenir. Arkadaşlar buraya kadar giriş cümleleriydi. Artık konuya girdi yani. Diyoruz ki bir kelimenin irabından bahsedeceksen ne yapman lazım? Karşına çıkan kelime müfret mi, tesniye mi, cemi mi? Önce bunu tespit etmek zorundasın. Çünkü müfretle cemi'nin irab alameti farklı olur. Bir kelime, tekrar edelim. Bir kelime ya merfudur, ya mensuptur, ya mecrurdur. Bir kelimeyi irab ederken, yani öğelerini ayırırken evvel o kelime müfret, tesniye, cemi nedir? Müzekker mi, müennes mi, nedir? Bu 5 şeyi bakın. Müfret, tesniye, cemi, müzekker, müennes. Bu 5 şeyi önce tespit et kelimede. Bu kelime nedir diye. Ondan sonra irabı nedir diye üzerine git.
direkt İrabı şudur diye gidersen yanılma ihtimalin olabilir. Diyor ki bir kelime müfret ise yani tek ise onun raf hali zammeyle olur. Yani ötre. Kelimenin sonuncu harfi. Bakın mimde ötre var. Nasb hali yani mensupluk alameti ne olacaktır? Fetha olacaktır. Mimde fetha var. Cer alameti, mecrurluk göstergesi sonuncu harfin esrelenmesidir. Merfu ile raf, mensub ile nasb, mecrur ile cer aynı şeydir diyelim. Zaman zaman bu kavramları göreceksiniz. El muallimu, el muallime, el muallimi. Muallim kelimesinin sonuncu harfinin harekesinin değiştiğini görüyorsun. Zamme, fetha, kesre olabilir. Zamme ise demek ki el muallim kelimesi merfudur. Gidip min merfudur demeyeceksin yani. Kelime bütünüyle merfu oluyor. Sonuncu harfin harekesi zamme ise bu kelime merfudur dersin. Sonuncu harfin harekesi fetha ise bu kelime mensup. Esre ise bu kelime mecrur diyeceksin. Bu min mecrur demeyeceksin yani. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu anlattıran şey nerede geçerli? Müfretlerde geçerli. Evet, altında 1,5 satırlık bilgi var. Okursunuz. İsmin sonu belirli veya belirsiz oluşuna göre. Belirli derken marifeyi kastediyor. Belirsiz derken nekireyi kastediyor. Oluşuna göre temin alabilir yani. Çift fetha, çift ötre, çift kesre olabilir. Şimdi buraya baktığımızda diyor ki belirli, belirsiz, marife, nekre isimler hakkında şurada yer alan isimlerde belirlilik başlıklı konuyu okuyunuz. Yani evet, şurayı okuyunuz veya okumayınız. Ben şöyle söyleyeyim. Belirli derken eliflamlı el muallim. Eliflamlıyı kastediyor. Nekre derken eliflamlı sil buradan. Muallim. Mimden başlarsa kelime nekre. Eliflam alırsa marife olur. Belirlilik olur. Belirli marife demek. Belirsiz nekre demek. Arapçadır marife ile nekre. Türkçesi belirli belirsizdir. Bu neyle alakalı? Kelime eliflam varsa marife olur yoksa nekre olur. Başka marifenin kısımları da var tabi. Zamirler, isim işaretler, isim mensuller. Onlar da yine marifedir ama konu onunla ilgili değil yani. Konu siz sadece şunu bilin. El muallim kelimesi sonunda ne var? Bir tane zamme var değil mi? Tek ötre, tek fetha, tek esre. Bunlar çift zamme, çift fetha, çift esre olamaz mı? Olur. Ne zaman olur? Kelimede eliflam olmasaydı, bak eliflamı sil, bunlar eliflamsız olsa muallimun iki ötre olacaktı. Muallimen iki fetha, muallimin iki esre, kitabun, kitaben, kitabin. Kitap kelimesinden de örneklemek istedim. Başka bir şeyden örnekleyelim. Mesela kalem kelimesi. Eliflamlı olursa el kalemu. Eliflamsız olursa kalemun. Eliflamlı olursa el kaleme. Eliflamsız dersen kalemen. Eliflamlı el kalemi. Eliflamsız kalemin. Sonuncu harf daima mim harfiyle biter diye bir şey demiyorum. Az önce kitabun dedim fark ettiyseniz. Sonuncu harf x yani herhangi bir harf olabilir. Alfabenin herhangi bir harfi olabilir. Kelime herhangi bir kelime olabilir. Şu iki kelime özgü durum değil bu. Hangi kelime olursa olsun eliflamsız ise sonunu temin yapacaksın. Temin yani iki zamme, iki fetha, iki esre. Ona göre değişir durum. Burada anlatılmış zaten. Örnekleri daha çok göreceğiz zaten. Merak etmeyin. Örnek vermiş zaten. El muallimu muallimun. El muallim birinci muallim tek zammeyle biterken ikinci muallim iki zammeyle bitmiştir. Çünkü eliflamsızdır. Arapçada özne olan sözcük daima merfudur. Bunu unutmuyoruz. Nesne olan kelime daima mensuptur. Harfi cerden sonra gelen kelime daima mecrurdur. Mecrur da ne demek? Hani geri gelecek şu bilgileri bilin ama. Şunlar arkadaşlar adınız gibi bileceksiniz. Nesne olan kelime mensuptur. Nesne derken meful demek istiyor. Harfi cerden sonra gelen kelime daima mecrurdur. Özne ise daima merfudur. Bunu 10 numara bir ezber yapmak zorundasınız ve anlamak zorundasınız. Pekiştireceğiz konuyu, merak etmeyin. Çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Şöyle en azından ezbere bilin.
Harficiler Türkçedeki bulunma, ayrılma, yönelme, durmekleri yerinde veya ile üzerinden gibi anlamlarla kullanılan harf veya harf öbekleridir demiş. Yani harficer ne manaya gelir? Harficer mesela ala harficerdir. Bi harficer, fi, ila, min. Bunlar harficerdir. Ne gibi manaya gelir? Min den manasına geliyor. İla e. Bi fi de demektir. Ma ile demektir de ma harficer değil yani. Ala ise üzerinde demek oluyor. Harficerlerle ilgili ayrıntılı bilgiler 5. ünitede zaten gelecek şu an. Birkaç tanesini vermekle yetinirim demiş. Arapça bir cümle görüyoruz şimdi. Ketebe talibu risaleten. Ketebe fiildir. Ben yüklem özne nesne demiyorum artık. O yazıyor orada. Bir de Türkçe yani konumuz Arapça. Ketebe fiildir. Yani Türkçe karşılığıyla yüklem oluyor. Onu belirtmiş. Talibu faildir. Türkçe'de özne diyorlar. Risaleten mef'uldür. Türkçe'de ona nesne adı verilir. Ketebenin fiil olduğunu zaten biliyorsunuz. Ketebe, keteba, kete bu çekim yapıldı değil mi? Yektubu muzarisine geçtik. Yektubu, yektuban, yektubuna sonra ketebe, yektubu, faale, yef'ulu. Birinci babtandır dedik. Aynel fiillerine baktık. Ketebeyi bayağı bir inceledik. İşte ketebe, yani hüve ketebe, yektubu, hüve yektubu çekimleri yapıldı. Zamirlerle ilişkili olarak kullanıldı. Fiil olduğuna eminsiniz. Kaç harfli? Üç harfli. Yani sülasi mücerrettir. Yalın hallidir. Talibu nasıl yazılmış? Elif lamlı yazılmış. Evet. Elif lamlı yazılması demek bu kelime tenvin alamaz demek. Zammede, fethede, kesrede her ne verirsen de bir tane alacak. Fiilden sonra gelmiştir. Faildir. İşi yapan yani ketebe yazdı demek ya. Kim yazdı? Kim sorusunun cevabı fail olur. Yazan kim yani? Bu yazma işini Ali mi yaptı, Veli mi yaptı, öğrenci mi yaptı, öğretmen mi, mühendis mi? Diyor ki kim yazdı? Talip öğrenci yazdı. Ha, öğrenci yazdı. İşi yapan bu kelime mi? Talip mi? Evet. Öyleyse bu kelime ne olacak? İşi yapan olduğuna göre faildir. Fail işi yapan demek. Özne işi yapan demek. İşi eylemi gerçekleştiren. Madem ki işi bu yaptı, madem ki bu faildir, öznedir, öyleyse bunun merfu olması gerekir. Talip müfret değil mi? Evet. Yukarıda geçti bu. Müfretlerin raf alameti nedir? Zammedir. Öyleyse sonuncu harfe zamme verilecek. Tek zamme mi, iki zamme mi? Yani tenvin mi olacak? Kelime elif lamlı. Öyleyse tek zamme vereceksin. Bitti. Peki ne yazdı? Yazdığı, gerçekleştirdiği eylem nedir? Ne yaptı bu? Yaptığı işe mef'ul, diğer adıyla nesne denmektedir. O da risale kelimesidir. Risale müfret mi? Evet. Yukarıda geçti. Ne demiştik? Müfredin nasb alameti nedir? Fethadır. Öyleyse fetha verilecek. Kaç tane verelim? Bir fetha mı? İki fetha mı? Yani teminli mi olsun, teminsiz mi? Risale kelimesinin eliflamsız olduğunu görüyorum. Öyleyse tenvin olacak. Bu şekilde ilerliyoruz. Risaleten mef'uldür. Öğrenci bir mektup yazdı manasına geliyor. Burada açıklamalar var. Birkaç açıklama görüyoruz. Devamında ketebe talibu er risalete. El risale elif lamlı yazıldığı için artık tek fetha almış. Talip kelimesi elif lamlı olduğu için tek ötre almış. Ketebe talibun talip kelimesi artık elif lamsız olduğundan çift ötre alıyor. Risaleten de elif lamsız o yüzden o da çift fetha almıştır. Yani kitap çok basite indirgenmiş diye defalarca dedik. Bir kere daha diyelim bunu. Kitap çok basite indirgenmiş. Evet dedik. Ketebe talibu risaleten ila tabibin. Ketebe fiil, et talibu fail, risaleten mef'ul, ila harfi cer, tabib ise onun mecruru olur. Mecrur yani cer halinde. Yani sonuncu kelimede ne var? Esre var. Mecrur, esreyle biten kelime mi demektir? Tam olarak bu demek değil. Mecrur geniş bir kavramdır. Lakin kelime müfretse, tabib müfret değil mi? Müfretlerde cer alameti esredir yani. Kelime tesni olsa cer alameti olarak farklı bir şey gösterirdin. Cemi olsa farklı bir şey. Müfredin raf alameti, zamme nasb alameti, fetha cer alameti esredir dersin.
Geçtik. Aşağıdaki sözcüklerin merfu, mensup veya mecrurluk durumlarını yanlarına yazın. Neden veya demişsin? Yani öyle veya böyle bir tercih yap demişsin. Onun yerine ve desene biraz daha seçenekten kurtar insanları. Mesela diyor ki muallimin, muallimin. Yaklaştıralım biraz. Muallimin nedir? Mecrurdur değil mi? Nereden anladın? Sonuncar esreyle bitmiş. Her esreyle biten kelime mecrur mudur? Yok, öyle bir şey demedim ben. E nereden anladın peki? Çünkü kelime müfret. Müfret bir kelime esreyle biterse ona mecrur dersin. Neden iki tane esre almış? Çünkü kelime nekre. Medrasetün müfret esnecimi müfrettir. Evet, raf alameti olarak zammeyi almış. Eddeftera ra feta ile bit. Bu kelime merfu mu, mensup mu, mecrur mu? Bu kelime müfret esnecimi nedir acaba? Müfrettir. Müfretlerde feta nasb alametidir. Öyleyse bu kelime mensuptur. Eşşecerati kelime esreyle bitmiş. Yani sonuncu harfte esre var. Kelime müfrettir. Cer alametidir değil mi? Esre müfretlerde cer alametidir. Öyleyse bu kelime mecrurdur. El-hadigatu müfret bir kelime. Zammeyle bittiğine göre merfuluk alameti. El-beytu zammeyle bitmiş. Nedir? Merfudur. Beyten fetayla bitmiş mensuptur. Kalemun zammeyle bitmiş merfu. Es-seyyarati esreyle bitmiş mecrur. El-kitabe fetayla bitmiş mensup. Bazı kelimelerin işte eşşecer, el-hadigade olduğu gibi eliflamlı, kalem ve beyt gibi bazı kelimelerinde eliflamsız başladığını görmektesiniz. Eliflamlı başlayan kelimeler tek ötre, tek esre, tek feta aldığını, eliflamsız başlayanların çift esre, çift ötre ve çift feta aldığını görmektesiniz. Yani bu kelimenin eliflamlı olup olmamasına bağlı olarak değişiyor. Evet. Müfredin irabını anlattı değil mi? Neydi müfredin irabı arkadaşlar? Aynen şöyle bilmeniz lazım. Raf alameti zamme, nasb alameti fetha, cer alameti esre olur. Kelime eliflamlı ise tek fetha, tek ötre, tek esre alır. Eliflamsız ise bunları çift olarak alır. Bunu aynen bu şekilde ezbere bileceğiz. Arapçada ikiller. El müsenna. Müsenna tesniye demek. Tesniye ikil demek zaten. Hepsi aynı şey. Arapçada bir sözcük sonuna ani. Ani değil yani. İle de ani olması gerekmiyor. Buradaki ani hız olarak ani değil yani. Elif ve nun. Elif ve nun alması. Veya ya ve nun. Eyni şeklinde. Ya'ya dikkat edin. Ya burada ne olacak? Cizimli. Sonunda ise esreli bir nun olacak. Esreli nunla biter tesniye değil mi? Tesniye esreli nunla biter. Sağında elif veya ya olur. Tesniye esreli bir nun ile biter. Sağında elif veya ya olur. Elif hareketsiz, ya ise cezimli olmak zorunda. Nadiren nun silinir. Nunsuz olur kelime. Ne zaman? Bu kelime muzaf olursa, henüz muzafla en çok kafanızı karıştırmak istemiyorum ama bazen nunlu bitmez kelime. Elifle biter, bazen de şurada olduğu gibi cezimli ya ile bitebilir. Bakalım şimdi, eğer kelime kapalı t, dişi t'si ile bitiyorsa kapalı t açılır. Sonra bu ekler kullanılır. Kapalı t açılır ne demek? Kapalı t, tay merbuta. İlk ünitede geçmişti sanırım. O yuvarlak t'den onu açık t'ye dönüştürürsün. Açık t nedir? Elif, ba ve t. Ardından gelen üçüncü harfi yani. Elif cüzünün üçüncü harfi haline getirilir. Kelime cümle içerisinde merfulu gerektiren bir konumdaysa elifle bitecektir. Mecrur veya mensupluğu gerektiren bir konumda ise ya ile yazılır. Öyleyse şöyle diyebilirsin. Tesniyelerden raf alameti elif, nasb ve cer alameti yağdır. Tesniyelerde şuraya ezberebilin arkadaşlar. Tesniyelerde raf alameti elif, nasb ve cer alameti yağdır. Nun her üç durumun ortak harfi olduğundan belirleyici bir etkisi yok yani. Nunla bittiyse merfudur, nunla bittiyse mensup, nunla bittiyse mecrur denmez. Nun bizi bağlamaz.
Nundan önceki harfe bakacağız. Nundan önce elif varsa raf alameti, ya varsa nasb veya cer alameti olur. Yazmış mesela, demiş ki Müslimun nedir? Müfrettir. Müslimani tesniyedir. Müslimun merfudur değil mi? Ötreyle bitmiş. Müslimani tesniye kelime. Bu da merfudur. Nereden anladın? Nundan önce elif var çünkü. Hocam nun desre var. Öylesi bu mecrurdur. Hayır. Nun bizi bağlamıyor. Ne bağlar bizi? Nundan önceki kelime. Bu tesniyelerde daima böyledir. Tesniyelerde nuna değil, nundan önceki harfe bakacağız. Elif var burada. Öylesi bu kelime merfu. Müslimeyni. Nundan önce ya var. Öylesi mensup. Nundan önce ya var. Öylesi mecrur. Mecrurluk durumunda da, mensupluk durumunda da nundan önce ya yazılır. Merfuluk durumunda nundan önce elif yazılır. Ortak demek ki mensupta da mecrurda da ya kullanıldığına göre ya burada ortak harf oluyor. Müfretlerde ise fetha mensupluk alameti, esre ise mecrurluk alameti olarak karşımıza çıkıyor. Örnek eril diyor merfu. Dalibun dalibani. Bakın burada müfretle tesniyi karşılaştırıyor, karıştırmayın diye. Dalib müfrettir, raf alameti zammedir. Yazmış zaten. Dalibani de merfudur. Tesni olduğu için raf alameti artık eliftir. Dalibun dalibani. Dali yazmış mesela. Bay harike vermemiş. Ama sen bunun merfu olması gerektiğini artık biliyorsun. Dalibun yazacaksın. Neden? Çünkü bu kelimenin başında onu raf eden yok, nasb eden yok, cer eden yok. Hiçbir şey yok. Böyle kelimeler daima merfu okunur. Dalibun, dalibani. Dalibun bir öğrenci, dalibani iki öğrenci. Mensupluğa geldiğinde müfrette fetha, buradaki elif değil yani. Fetha alamet. Dali beyni. Buradaki ya ise mensupluk alameti. Neden? Tesniye çünkü. Mecruluk alameti. Dali bin. Müfrette esre. Dali beyni. Tesniyede ise ya olur. Mana değişmez. Merfu, mensup, mecrur değişmez. Dali bun. Dali bun bir öğrenci. Dali bin yine bir öğrenci. Dali bani bir öğrenci. Dali beyni yine. Dalibani iki öğrenci, dalibeyni yine iki öğrenci oluyor. Değişen bir şey yok. Şimdi bunu müennes haline yazalım diyor. Fark eder mi? Fark etmez. İrab aynıdır. Müfretlerde zamme, fetha, esre alametimiz. Tesnelerde yine elif, yine ya, yine yadır. Değişen bir şey yok. Müfredin müennes olduğunu nasıl anlıyorsun? Sonunda kapalı t'li bittiği için onun müennes olduğunu anlıyorum. Peki tesniyelerde bir tesniyenin müennes olduğunu nasıl anlarsın? Eliften önceki harf t ise müennestir o kelime. Bu önemli bir bilgi. Soru çözerken işinize yarayacak. Eliften önce t varsa o tesniye kelime nedir? Müennestir. Balibetun nedir? Bir kız öğrenci demek. Raf alameti zamme. Dalibetani olması. Dalibetun, dalibetani. Dalitani yazılmış gibi. Burada yanlış yazılmış. Doğru yazım hangisi? Şurası yani. Dalibetani. Burada da öyle yazması lazım. Siz düzeltin. Dalibetani. İki kız öğrenci. Raf alameti nedir? Eliftir. Dalibeten, dalibeteyni. Ya'dan önce T olduğuna göre kelime müennes. Burada ya olduğuna göre kelime nasb veya cer halinde olması gerekir. An itibariyle nasb halinde diyoruz. Esre'nun'la bittiğine göre bunun tesni olduğunu anlıyoruz. Esre'nun onun tesni olduğunun göstergesi yani. Raf alameti değil. Ama bu sondaki nun da bazen silinir demiştik. Bu durumda dalibetey diye de kalabilir. Ne zaman kalır? Bu kelime muzaf olursa. Mecrurluk alameti dalibetin müfrette tesniye, dalibeteyni tesniyede ise yadır. Bir isme esrenun sağında elif veya esrenun sağında ya ekleri getirdiğinde eklerden önceki harfin harekesinin hep fetha dönüşmüş olduğunu fark ediniz. Yani tesniyelerde diyor yadan ve eliften önceki harf daima nedir? Fethadır diyor.
Tekil isimlerin irabın harekeyle yapıldığını değil mi? Tekil isimlerin irabı harekeyle. Fetha, kesre, zamme. Tesnielerde ise irabın harf ile olduğunu değil mi? Raf alametinde elif, nasb ve cer alameti olarak ise ya'nın geldiğini fark et. Tesnielerde harf ile irab yapıyorsun, harekeyle değil. İkili forumlarının merfu, mensup ve mecrur şekillerini yaz. Medresetün, medresetani. Medresetani tesniyedir, raf halindedir. Medreseteyni yine tesniyedir, nasb ve cer hali olur. Hemen yanında defter var, beyt var, kitap var, muallim var. Bunları tesniye yapman lazım. Defter kelimesini nasıl tesniye yaparsın? Defte rani, yani dik elif ve esrele bir nun getiriyorsun. Defter rani oluyor. Harf alameti bu. Elif'i ya'ya çevir. Defte rayini nasb ve cer hali oldu. Beytun, beytani elif ve nun getirdim. Tesni oldu. Beyteyni elifi ya'ya çevirdim. Nasb ve cer hali oldu. Diğerleri de o şekilde yani. Zor mu? Değil. Bakara suresi 282. ayeti kerimesini okuyun bakalım diyor. Bu ayette geçen ikil kelimelere ve bu kelimelerin farklı irab durumlarına dikkat edin. Bakara 282 bir açalım. Bakara 282 Ya eyyühellezine amenu. Amenu cimi bir kelime değil mi? Ya eyyühellezine amenu ila tedayentum bideynin ila ecelin. Şimdi soru neydi? Müfret tesni cemiyeniz görmedik değil mi? Müfret veya tesnilere bakın. Mesela deyn müfret bir kelime. Deynin başında bi harfi cer var değil mi? Ba var. Orası deynin cer alameti olarak esrelere almış görüyorsunuz. Neden esre almış? Çünkü başında ne var? Ba harfi cer var yani harfi cer olduğu için kelime cer halinde olması lazım. Esre alması gerekir. Tek esre iki esre. İki esre alıyor çünkü elif lamsız. İla yine harfi cerdir. Ecelin kelime mecrurdur. Cer alameti olarak esre almış. Tek mi iki mi? İki esre almış. Neden? Kelime elif lamsız. Müfret olduğu için cer alameti olarak esre alıyor. Müsemmen fektubuhu vellektubu beynekum katibun. Katibun merfudur, tesniyedir. Raf alameti olarak zamme almıştır. Çünkü kelime müfrettir. Bil adli ba harfi cadır. El adil kelimesi müfrettir. Cer alameti olarak esre almış. Tek mi iki mi? Tek esre. Neden? Kelime eliflamlı. Eliflamsız olsa iki esre olacaktı. Velayet ve katibun. Katip. Merfu raf alameti zamme. İki esre almış. Neden? Eliflamsız. Emlik tübe kema allemehu Allahu felek. Allah lafzı yani lafzat olan müfrettir. Daima müfret olur. Tesniye cemisi yoktur. Raf alameti olarak zamma almıştır. Görüyorsunuz. Bir tane zamma almış. Çünkü Allah elif lamlıdır. Velyumlil ellezî aleyhi elhaqqu merfudur. Raf alameti zamme. Tek zamme. Çünkü elif lamlı. Velitegillâhe rabbehu. Velitegillâhe lâhe. Kelime ne olmuş? Fethayla bitmiş. Nasb alameti. Müfrettir. Rabbehu, Rab kelimesi de müfret. Rabbi yurubu, Rabbun an itibariyle mastardır, isimdir. Nasb alameti olarak fetha almış. Neden tek fetha almış? Çünkü kelime muzaf konumunda. Bir kelime, anlatayım anlatmayayım diye düşünmüştüm konuyu anlatırken ama yani yeri geldi anlatmadan geçmeyeyim. Bir kelime eliflamsız bile olsa eliflam olmayanlara ne diyorduk? Temin alır diyorduk. Ama o kelime muzafsa yine temin alamaz. An itibariyle muzaftır. Dolayısıyla Rabben şeklinde iki fetha alamıyor yani. Niye? Bu kelime muzaf çünkü. La yebhaf minhu şey'en. Şey'en müfrettir. Nasb alamet olarak fetha almış. Finkan ellezî aleyhi el hakku. Raf alameti zamme. Sefihen. Nasb alameti fetha el. Zayıfen feta nasıl alameti evre istediyor en yumille hüve fel yumlil veliyuhu veliyu veliyun değil mi? Aslında nedir veliyun veliyun kelimesi müfrettir raf alameti olarak zamma almış bir tane almış ama elif lamsız olmasına rağmen neden çünkü muzaftır muzaf olduğu için tek hareke alıyor bil adli ba harfi cer el adli görüyorsun cer haline cer alameti esredir ve isteşhidu şehideyni min ricalikum
Şehideyni, işte konumuzla alakalı bir durum yine. Şehidun şehidani şehideyn nasıl bir kelime? Tesniyedir değil mi? Esriye nunla bitmiş. Sağda cezimli ya var. Öyleyse bu kelime nedir? Tesniyedir. Ya olduğuna göre nasb veya cer alametidir. Yani bu tesniye nasb veya cer halindedir. Raf halinde değildir. Raf olsa idi şehidani ya yerinde elif olurdu. Şehidani. Min ricalikum. Min harfi cer olduğundan ricali. Rical kelimesi. Raculun. Rical. Yani cemidir. Konumuz değil aslında. O yüzden geçeyim. Fe illem yekuna raculeyni. Raculeyni. Esre nunla biten bir kelime. Sağında cezimli ya var. Öylesi tesniyedir. Raculeyni. Ya yerinde elif olsa raculani olsa raf halinde olurdu. Demek ki nasb veya cer halinde an itibariyle. Fe racul müfrettir. Raf alameti çift zamma almış değil mi? Raf alameti zammedir yani. Çift zamme denmez de. Yani tek mi almış, çift mi almış onu da anlatayım dedim. Ben mura'etani yani imra'etani. İmra'etun imra'etani. Esre nunla bitiyor. Sağında elif var. Öyleyse bu tesniye ne halinde? Raf halinde. Mimmen terallâhne mine şühedâi min hâfincen eşşühedâ mecrur ama bu cemî bir konu. Cemidir. Dolayısıyla konumuz değil. En teville ihdâhuma fetüvekkira ihdâhuma el uhra ve şühedâ idâ mâ du'u ve lâ tes'emû en tektubuhu sagîran ev kebîran ilâ ecelli ilâ harfi cer ecelli onun mecruru cer bir kelime. Cer alameti esre. Ecel bir kelime. Hi başka bir kelime. Bu zamir. Bitişmiş yani. Zâlikum Eksedu indallahi inde burada zarftır muzaftır lafzatullah onun mecruru ve ekvemu lişşehadeti li harfler eşşehadeti mecrur ve edna ella tertabu illa en tekune ticareten nasb alameti hadraten nasb alameti tudirunaha beynekum feles aleykum cunahun raf ella tektubuha ve eşhidu izâ tebâya'tum ve lâ yudâra kâtibun ve lâ şehidun ve in tef'alu fe innu fusûkun bikum ve ettegullâhe ve yuallimukum allâhu ve allâhu bikulli şeyin alimun. Anladınız. Evet, öyleyse geçiyorum. Arapçada çoğullar. El cem'u cemi demek, çoğul demek yani. Arapçada çoğullar üçe ayırabiliriz. Düzenli eril, düzenli dişil, bir de ne var? Düzensiz çoğul. Yani düzenli düzensiz diye de ikiye ayırabiliriz. Yani düzenli kendi içerisinde eril dişil, düzensiz ise tek başına kalabilir. O şekilde de ayrım olabilir. Bu tamamıyla nasıl ayırmak istediğine bağlı. Düzenliler bir tarafa, düzensizler bir tarafa. Düzenli, eril ve dişil olarak ikiye ayrıldığını unutmuyoruz. Düzensizler, cem'ü teksir, cumu'ü teksir, kırık çoğul gibi adları vardır. Şimdi düzenli eril çoğula ne diyoruz biz? Cemi müzekker salim diyoruz diğer adıyla. Cemi müzekker salim diğer adı budur. Tesniye nasıl yapıyordum? Kelimenin sonuna esre nun hemen sağına dik elif veya esre nun sağına ya getiriyorduk. İşte bu düzenli eril çoğul yani cemi müzekker salimi de kelimenin sonuna fethalı nun sağında vav var. Fethalı nun sağında ya var şeklinde getirebilirsin. Şimdi bakıyoruz. Müslimun müfret tesnesi nasıl geliyordu? Müslimani cemisi nasıl geliyormuş? Vav artı nun. Nunun fethalı olduğuna dikkat et. Tesniyede nun esre, cemi müzekker salimde fetha. Bu çok önemli bir şey. Nun'un sağında vav var. Çok önemli. Tesniyede nun'un sağında elif vardı. Veya aşağıda olduğu gibi önce müzekker salimin nasb ve cer hali nasıldır? Yine fethalı nun sağında ya vardır. Tesniyede ise esreli nun'un sağında ya vardı. Nun esreli diyen. Müslimun, Müslimani, Müslimune. Cem müzekker salim olduğunu fethalı nun ve sağındaki vav'dan anlıyorum. Veya fethalı nun sağındaki ya'dan anlıyorum. Tesniyesi nasıl gelirdi? Müslimun, Müslimani cemi Müslimune.
Müslimen, Müslimeyni, Müslimine. Buradaki ya'da bir cezim işareti yok. Oysa tesniye olsaydı bu kelime cezim işareti olurdu. Tesniyeyle bu cimi karıştıran arkadaşlar oluyor. Ondan anlatıyorum. Müslimin, Müslimeyni gelir değil mi tesniyesi? Cimi işe şuna ekleniyor. Müslimine. Başka örnek ver. Kitabun, kitabune, kitaben, kitabine, kitabin, kitabine. Başka örnek ver. Başka ne örnek verebiliriz mesela? Katibun, katibune, katibine, katibine. Cemi örnekleri bunlar. Devam edelim. Muallimun, muallimune. Ne yaptım diyor. Muallim, mimden sonra vavnun ekledim. Bitti. Muallimun, raf alameti zamme. Muallimun, raf alameti vavdır. Cemi müzekker salimde raf alameti vav, nasb ve cer alameti müşterek olarak ya gelmektedir. Muallimen, feta, nasb alameti müfret çünkü. Muallimine, cemi müzekker salimdir. Nasb alameti yadır. Müfrette cer alameti esre, muallimin, cemi müzekker salimde ise yadır. Dikkat! Tekil kelimelerde irabın diyor harekeyle. Şimdi görmekte olduğumuz cemi müzekker salimin ise harf ile olduğuna dikkat et diyor. Müfretlerde irab, yani merfuluk, mensupluk, mecrurluk alametleri, göstergeleri harike ile idi. Tesnilerde de cemi müzekker salimde de harf ile olduğunu gördük. Düzenli dişil çoğula geldik. Bu da yine harike ile olur. Tıpkı müfret gibi harike ile irab olmakta. Tesniye ve cemil olduğu gibi harf ile değildir. Evvela düzenli dişil çoğul. Bunun diğer adı nedir? Cemi, müennes, salimdir. Cemi, müennes, salim. Salim düzenli demek. Cemi, çoğul, müennes, dişil demek. Kelime kelime verdik. Bir kelimenin cemi, müennes, salim olduğunu nasıl anlarım? Sonunda şöyle açık T ve sağında da dik elif var. Bak, kelime böyle biter, sonra cemi, müennes, salim de %95-98 oranlarında böyledir. 1-2 ihtimal cemi mükesser de olabilir. Ama büyük çoğunlukla bu şekilde karşınıza çıkacaktır. Bu konuya dikkat edin şu anda. Müslimetun, müslimeten, müslimetin. Şimdi düzenli dişil çoğul arkadaşlar raf alameti zamme ile nas ve cer alameti esre ile. Altını çiziyorum. Cemi müennes salimler, yani düzenli dişil çoğullar hiçbir zaman fetha almaz. Adam yazar ki müslimeten, bunun cemi müennes salim halini yaz der. Düzenli dişil çoğulu ne gelir der. Müslimeten fetha ile bitmiş, cemi müennes salimini de fetha ile bitireyim dediğin esnada yandın. Cemi müennes salimi nasb alametini esre ile yapacaksın. Cer alametini de yine esre olarak göstereceksin. Mecrurluk durumu da esre, mensubluk durumu da esredir yani. Buna dikkat edeceğiz. Durum böyle. Hiçbir zaman fetha almaz diye tekrar etmiş olayım. Muallimetun, muallimatun nasıl yapılıyor? Evvela şu tesil yani. Yani ne yap? Dik elif ve açık T'ye getir. Böylece cemi müennes salim elde etmiş olursun. Muallime ten tesil elif T'ye getir. Muallimatin. Muallimetin, muallimatin. Nasbı da, cerri de kesreyle olur cemi müennes salimlerin. Vecede et-tabibu el-muallimati fil-mevkifi. Vecede et-tabibu el-muallimati fil-mevkif. Diyor ki doktor kadın öğretmenleri durakta buldu. Doktor kadın öğretmenleri durakta buldu. Vecede buldu kim? Et-tabibu doktor. Kimleri buldu? El-muallimati kadın öğretmenleri. Nerede buldu? Fil-mevkifi durakta. Duran içinde onları buldu. Orada karşılaştı gibi düşün. Şimdi açıyor konuyu, diyor ki vecede nedir? Tahlil terkip yapıyoruz. Vecede bir kere mazi fiildir. Başka? Üçüncü tekil şahıstır ve erildir. Daha başka da verebilirsin. Nedir bu? Mutel bir fiildir. İkinci üniteye konuyu dayandırırsan mutel bir fiildir. Nereden anladın? İlle sarfı olan vav'ı görüyorum çünkü. Peki madem mutel, mutel hangi kısmı? Onu da söyle.
Misaldir. Neden? Çünkü illet harfi kelimenin yani fiilin ilk harfi olarak yer alıyor. Hani geçiyorduk adam mim bum bum vardı. Peki misal vavi mi ya i mi? Vavidir çünkü bu ilk illet harfi dediğim şey vavdır. Evet. İkinci üniteye konuyu dayandırdım. Bir tekrar olmuş oldu. Şimdi tekrar üçüncü üniteye göre değerlendirelim. Et-tabibu. Merfudur çünkü faildir. Diğer adıyla öznedir. Raf alametine zamme. Sondaki ba'nın zammesi onun bu kelimenin merfu olduğunu gösteriyor. El-muallimati. Bu nedir? Mensuptur. Nereden anladın? Esresinden anladım. Esre aldığına göre mensuptur. Dolayısıyla mef'uldür. Her mensup mef'ul olur demeye getirmiyorum işi. İleride çıkacaktır muhtemelen. Mensup olan kelimeler farklı şeyler de olabilir ama şu an kafanız karışmasın. Şu an için mef'ul olduğunu bilelim. Bu kelime nedir? Cem-i müennes salimdir. Evvela bunu bil. Cem-i müennes salim olduğu için nasb alameti olarak esre almıştır. Fil mevkifi fi harfi cer el mevkifi onun mecrurudur. Cer alameti fa'nın esresi. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Buradaki esre el muallimati esre cer alameti olarak mı yer alıyor? Nasb alameti olarak mı yer alıyor? Püf nokta. Çok önemli. Şimdi ortak ya hani esre bu kelimenin hem nasb halinde hem cer halinde yazılıyor ya. El muallimati kelimesi esre almış. Nasb halinde mi diyeceğim, cer halinde mi diyeceğim? Çünkü nasbında da böyle, cerrinde de böyle. Ne diyeceğim? Şununla alakalı. Kelimenin sağ tarafına bakarsın. Sağ tarafta harfi cer var mı? Harfi cerleri bilirsen bakarsın. Harfi cer yok. Bir kere harf yok. VC'de bir fiil. Hatta bir başka bir kelime. Harf yok ki harfi cer var diyeyim. Peki başında muzaf var mı? Muzaf olamaz çünkü vecide fiildir. Fiillerde muzaf olmaz. Hatta bir isimdir. Belki muzaftır diyeceğim ama elif lamlıdır. Elif lamlı kelimeler de muzaf olamaz. Başka kelime yok zaten sağda. Demek ki sağında bunun muzaf da yok, harfi cer de yok. Öyleyse bunu esre yapacak bir gerekçe yok. Dolayısıyla buradaki esre nedir? Yani esre yapacak gerekçe var da onu cer edecek gerekçe yok. Öyleyse bu esre nasb alameti olarak verilmiştir. Çünkü fiilin etkisinden dolayı bu esreyi aldı. Fiil mef'ul istiyor kendisine. Tekrar edelim. Bir kelime neden dolayı esre alabilir? Neden dolayı mecrur olabilir? 1. Sağında harfi cer vardır. 2. Sağında muzaf vardır. 3. Tabiilik yolu ile de esre alabilir. Mesela sağında bir sıfat vardır. Sağında bir mevsuf vardır. Sıfatlanan kelime vardır. O kelime mecrurdur. Ha, bu kelime de sıfatıdır onun. O yüzden mecrur olmuştur da denilebilir. Bu tür yöntemler olabilir. Şimdi el muallimat kelimesinin esresi nasb alameti mi cer alameti mi? Konumuz bu. Bak mesela bu ne demiş? El muallimat mensup demiş. Neden mecrur dememiş? Aklınıza bu takılmalı zaten. Neden mensup diyor arkadaş? Çünkü esri aynı zamanda cer alameti. Mecrurluk alameti aynı zamanda. Burada bunun nasb alameti olarak geldiğini nereden anladı? Çünkü el muallimat kelimesi mef'uldür. Mef'ul olduğu için onun cer alameti değil de nasb alameti olduğunu söylüyoruz. Çünkü bu kelime nedir? Mef'uldür. Mef'uller de mensuptur. Mensupluk alameti olarak o yüzden geldi diyoruz biz. Başında harfi cer olsa, muzaf olsa o zaman bu esreye sen ne diyeceksin? Cer alametidir. Dolayısıyla el muallimat da mecrurdur dersin. Şu an bu anlattığım konu tesniyeler için de geçerli. Hani kitabı kitabani kitabeyni tesniyenin nasbı da cerri de ya ile değil mi? Kitabeyni ya ile yazılan bir tesniye buldun. Bu kelime nasb halinde mi cer halinde? Nasıl karar verirsin? Sağ tarafına bakarsın. Harfi cer var mı? Muzaf var mı? Ya da bir kelimeye tabi olarak mı bu hale geldi? Evvela bunu çözmeye çalışırsın. Veya sağında fiil var. O fiilin işte mef'ulü müdür? Bu yüzden bu halde. Bunu tespit ettikten sonra buradaki ya nasb alameti ve cer alameti diye cevap verilir. Şimdi bunun bir örneği var tekrardan. Ehade ettalibu el kitabe minel muallimati. El muallimat cem-i müennestir. Cem-i müennes salim. Esre ile bitti. El muallimat irabu nedir? Mensuptur diyebilir misin?
Burada mensup yazmış galiba. Yanlış yazmış. Mensup demiş değil mi? Nasb alameti feta. Ha, el kitaptan bahsediyormuş pardon. El muallimat kelimesi mecrurdur burada. Bakın eliflamlı yazılmış. El muallimat da eliflamlı. Eliflamlı olmasının bir önemi var mı? Hayır. Önemli olan ne? Kelimenin sonuncu harfin harekesi esre. Burada da esre. Ama el muallimatın sağında bu defa min harfi cerri var. Bak püf nokta. Ehade bizim fiilimiz. Et talibu ehade aldı. Kim? Et talibu öğrenci. Ne aldı? El kitabı kitap aldı. Et talib fail. El kitabı meful. Nereden? Kimden aldı? Minel muallimat öğretmenden aldı. Min harfi cerdir. Harfi cer ne yapar? Hemen ardından gelen kelimeyi, bir sonraki, bir soldaki kelimeyi cer eder. El muallimatın cer alameti esre oluyor. Bu şekilde açıkladık. Devamında el kitap kelimesi. El kitabu, el kitabe, el kitabi. Kitap kelimesinin sonuncu harfi burada yani ba'da hareke verilmemiş görüyorsunuz. Sebebi nedir? El kitap müfret bir kelime. Bu kelimenin sonuncu harekesi değişken çünkü. Yani zamme de olabilir, fetha da olabilir, esre de olabilir. İşte el kitabu. Eğer sonuncu harf zamme alırsa onun merfu hali, fetha alırsa sonuncu harf mensup hali, esre alırsa mecrur hali olur. Cer alameti nedir? Esredir. Nasb alameti fethadır. Raf alameti zammedir. Raf ile merfu aynı şey. Nasb ile mensup aynı şey. Cer ile mecrur aynı şey. Yani aşağı yukarı aynı şey. Bazen bu kavramları duyduğunuzda zorlanmayın diye ifade etmiş olayım. El muallim zamma alırsa merfu, fetha alırsa mensup, esra alırsa mecrur olur. Burada olduğu gibi. Sonuncu harfin hareketi söz konusu. Neden? Müfret oldukları için. Muallim öğretmen demekti. Şimdi iki tane kişi var tahtada. Artık tahta mıdır, bilardo masası mıdır, her ne ise tahta olması daha mantıklı sanırım kitap var. Şimdi iki kişi var. İki kişi olduğu için kelimeyi tesniye kullanması gerekir. El muallima nun harekesi ne olacak? Bu kelime tesniyeye benziyor. Çünkü bir nun ki sağında elif var bu şekilde bitmiş. Sahnede de iki kişi var. Öyleyse bu tesniyedir. Nun esreli olması gerekiyor değil mi? El muallimani. Nun esreli öyleyse mecrur diyemezsin ama. Neden? Altını çiziyoruz. Kelime tesniye. Tesniyeler bir defa harekeyle değil harfiyle irab alırdı. Raf halinde şurada olduğu gibi el muallimani elif alır. Nasbında da cerrinde de ya almaktadır. Evet. El muallimani merfudur. Raf alameti. Raf alameti derken raf göstergesi. Merfu olduğunun ip ucu, kanıtı, ispatı nedir? Nereden anladın? Delili nedir? İspatla derlerse elif yazıldığı için merfu olduğunu söyledim diyeceksiniz. Ya ile yazılırsa mensubunda da mecrurunda da ya ile yazıldığını, dolayısıyla başında harfi cer veya muzaf veya başka bir kelime tabiyet yöntemiyle mecrur olabilir. Bunlar söz konusu değilse bu durumda o kelime mensuptur. Oradaki ya mensupluk göstergesi için eklenmiştir denilir. Ha, burada harfi cer de yok, hiçbir şey de yok. Neden böyle yazılmış? Konuya örnek olsun diye. Cümle içerisinde kullanılmamış yani. El muallimune. El muallim mune. Mimin ötürü oldu. Nerede anladın hocam? Vavun sağına elif mi koyalım? El muallim mine olabilir mi? Olamaz. Vavun sağ ötürü olacak. Nun neden fethaladın? Çünkü cemi müzekker salim bu. Cemi müzekker salim der. Nunları fethalı olur. Cemi müzekker salim olduğunu nereden anladın? Basit bir şey. Sahnede 3 kişi var. Yani cemi yani çoğuldur. Ama bu kelime verildiği zaman daima yanda resim verilmez ki. Vav'dan sonra nun gelirse nun fethalı okursun. Bu %99 oranında böyledir. Nun'un sağında, fethalı nun'un sağında vav olduğu için bu kelime merfu konumundadır. Ya olursa mensupluk ve mecrurluk durumunda olmuş olur. Yine aynı şekilde demek ki ya ortaktır. Tıpkı tesniyede olduğu gibi eğer sağında harfi cer, muzaf veya başka mecrur bir kelime tabi ise bu durumda buradaki ya cer alametidir. Ama sanda harfi cer de yok, muzaf da yok,
mecrur bir kelimeye tabi de olmamış, o zaman nedir mesela? Örneğin nedir o kelime? İşte mef'uldür. Mef'ul olduğu için nasb alameti olarak ya almıştır. Bu şekilde düşünülür. Şimdi el-muallimune kullanıldı. El-muallimun öğretmenler demek. El-muallimat da öğretmenler demek. Aradaki fark ne? El-muallimun erkek öğretmenler demek. Çünkü cemi müzekker salimdir bu. Yani eril. Değil mi? El-muallimatu, sahnede zaten 3 tane bayan var. El-muallimatu cemi müennes salimdir. Cemi müennes salim olduğunu açık T ile bitmiş. Sağında dik elif var. Bu şekilde anlıyoruz. Cemi müennes salim tesniye ve cemi müzekkerde olduğu gibi harf ile değil de harike ile irab almaktadır. Zamme olursa merfu halidir. Esre olursa mensupluk ve mecrurluk durumuyla uyumlu olur. Çünkü cemi müennes salimler mensup halinde de fetha almıyor. Bunun altını çiziyoruz. Cemi müennes salimler hiçbir zaman fetha almaz. Mensup iken de almaz. Onun mecruru da mensubu da esre ile olmaktadır. Müfrette ise mensupluk alameti fetha idi. Cemi müennes salimde mensupluk alameti esre. Cer alameti de esre. Dikkat! Arapçada ikili isimler ve düzenleri çoğullar başında bir lam takısı olmadığında da asla temin almazlar. Evet. Çünkü neden? Bir defa ikili isim olsun, işte eril çoğul olsun. Bir defa bunlar harf ile irap alıyor zaten. Harike ile almıyor ki. Harike ile almadığı için temin hiçbir zaman almaz. Muallimun müfrettir. Merfudur değil mi? Raf alameti ne? Zamme. Muallimani tesniyedir. Raf alameti ne? Elif. Merfu demek ki. Muallimun'un cemi müzekker salimdir. Merfudur. Nereden anladın? Vav ile zıldından anladım. Muallimetun müfret müennestir. Müfret müennestir. Merfudur. Raf alameti yine zammedir. İkile baktığımızda muallimetani. Bu da tesniye ve müennestir. Elif'in sağında T olduğundan müennes olduğunu anladım. Merfudur. Nerede anladın? Elif'ten. Nun esreli, nun'un esreli olması bizi bağlamıyor. Neden? Tesnielerde zaten nun esreli olur. Fethalı veya zammeli olmaz. Muallimatun bir solu. O da merfudur. Cemi müennes salimdir. Raf alameti zammedir. Muallimen. Bu şekilde sağdan sola doğru açıklanabilir. Yukarıdan aşağıya doğru da açıklayabiliriz değil mi? Mesela tekiller diyor. Muallimun, muallimetun, muallimen, muallimete. Bu şekilde aşağı doğru gidiyor. İkiller yine yukarıdan aşağıya gidiyor. Cemiler de o şekilde gidiyor. Yukarıdan aşağıya da açıklama yapabiliriz. Nasıl yaparsın? Kelime muallimun da olduğu gibi ister müzekker olsun, ister muallimetun da olduğu gibi müennes olsun. Fark etmez. Eğer kelime müfretse raf alameti zamme, nasb alameti fetha, cer alameti esredir. İşte rafa örnek muallimun, muallimetun, nasb örnek muallimen, muallimeten, cerre örnek muallimin, muallimetin. Müennesleri nereden anlıyorsun? Sonunda kapalı T var. Müzekkerleri nereden anlıyorsun? Sonunda kapalı T yok. İkile geç. Kelime ister müennes ister müzekker olsun. Eğer tesniye ise raf alameti elif, nasbı da cerri de yadır. Muallimani müzekker, muallimetani müennestir. Ama her ikisi de nun'un sağında elifle yazıldığı için her ikisi de nedir? Müzekker, her ikisi de merfudur. Muallimeyni, muallimeteyni. Muallimeyni müzekker, muallimeteyni müennes. Fark etmez. Sonuçta bunlar tesniyedir. Nasb alametleri yadır. Nasb alametleri. Bunlar mensuptur diyorsun hocam. Belki mecrur. Mecrur da olabilir. Şurada mensup yazdı diye bu Allah'ın emri değil. Çünkü bakıyorsun mecrur yazanlar da aynı yazılmış. Muallimeyni, muallimeyni. Çünkü mensubu da mecruru da aynı yazılıyor zaten. Dolayısıyla şuraya mensup işte bir çizgi veya artı koy istersen mecrur. Mensubu da mecruru da böyle yazılır diyebilirsin yani. Aynısı bunun için de geçerli değil mi? Mensubu da mecruru da böyle yazılır. Mecrur artı mensup yazabilirsin. Değişmez bir şey. Peki bunların müennes müzekker ayrımını nasıl yapıyorduk? Muallimani, muallimetani. Elif'in sağında T varsa müennes demiştik.
Aynısı ya'nın sağında elif varsa yine geçerli. Çünkü elif ya'ya dönüştü. T olduğu gibi duruyor. Muallime teyn. Ya'nın sağında T var. Öyleyse müennes olur bu. Muallimeyni sağ ya'nın sağında T yok. Öyleyse müzekkerdir. Muallimeyni, muallime teyn her ikisi yine hem mecrura hem de mensuba örneklik teşkil eder. Muallimune cem müzekker salim raf alameti vav. Nun nedir? Nun onun cem müzekker salim olduğunun bir göstergesi. Nun daima fetarı yazılır. Cem-i müzekker salimde. Muallimatun merfudur. Cem-i öne salimdir. Cem-i öne salim olduğu nerede anlarsın? Elif ve ta ile bitmiş. Merfu olduğu nereden anladın? Zamme ile bitmiş. Muallimine. Cem-i müzekker salimin yani şu yani muallimune vav ya'ya dönüşmüş sadece. Muallimine olmuştur. Bu onun mensup artı mecrur. Hem mensubun hem mecruruna örnektir. Şurada da çünkü mecrur var. Görüyorsun ki aynı yazılmışlar. Peki muallimatin mensuptur. Aynı zamanda mecrurdur. Mensup artı mecrur yazabilirsin. Çünkü cem-i öne salimin mensupluğu da mecrurluğu da esre ile yazılır. Dolayısıyla esre nedir? Onda müşterektir ya. Muallimatin. Buna da mecrur artı mensup yazabilirsin. Tablonun anlaşıldığını düşünüyorum. Konu zor mu? Değil. Aslında iki satırlık konu. Özetleyelim dilerseniz. Konu çok önemli yani. Anlamadan sakın geçmeyin. İrab, Arapçanın en önemli konularından bir tanesidir. Kaide. Yani ezbere bilmeniz gereken şey şu. Bir kelime müfretse, ister müzekker ister müennes olsun. Müfretse, raf alameti zamme, nasb alameti fetha, cer alameti esredir. Şu satırın Türkçesi oydu yani. Bu örnekler Türkçesi o. Bir kelime ister müzekker ister müennes olsun. Tesniye ise raf alameti elif, nasb ve cer alameti ya'dır. Demek ki ya ortak oluyor. Dikkat, harfiyle irap alıyor yani müfret gibi harekeyle değil. Peki cem-i müzekker salim muallimune muallimine şeklinde yazılabilir. Yani vav ile ve ya ile. Dikkat edin. Bu defa ister müzekker ister müennes olsun demiyorum. Ne diyorum? Cemi'nin müzekkeri, cem-i müzekker salim raf alameti vav, nasb ve cerrinde ise ya ile yazılır, ortaktır. Ne ile irab alıyor? Harf ile. Cem-i müennes salime geldik. Cem-i müennes salim raf alameti zamme, nasbı da cerri de esredir. Demek ki esre ortak onda. Öte yandan yine harekeyle irap alıyor. Yani hangisi harf ile hangisi harekeyle? Harekeyle alanlar müfretler ve cem-i öne salimler. Harf ile alanlar tesniye ve cem-i müzekker salimdir diye de özetlenebilir. Sıra düzensiz çoğul. Cem-i teksir. Cem'ü teksir. Cumu'u teksir. Kırık çoğul gibi değişik adları vardır. Düzensiz çoğullar adından da anlaşılacağı üzere belli bir kuralı olmayan çoğuldur. Ne demek istiyorum? Bu çoğulların irabı tıpkı tekil kelimelerin irabı gibidir. Müfret kelimenin irabı neydi? Müfret kelimenin irabı neydi arkadaşlar? Rafında zamme, nasbında fetha, cerrinde esra almaktı. Cem-i teksir de aynı şekilde. Raf hali zamme, nasb hali fetha, cerri ise kesre ile olmaktadır. İrabı kolay yani. Müfretle aynı irabı alıyor. Ve biraz da farklı olan şey nedir? Düzensiz çoğullar adından anlaşılacağı üzere belli bir kural olmayan. Şimdi kural olmayan derken yani hangi yönde kural yok? İrab konusuna bakıyorum, kural varmış. Müfret neyse aynı irabı alıyor. Belli bir kural yok derken arkadaşlar kuralsız yani yapılışı kuralsız. Cem-i müzekker salimden bahsedelim. Nasıl anlarsın? Vav nun veya ya nunla yazılıyor. Nun fetha ama. Bu şekilde gördüğümüz kelimelere cem-i müzekker salim diyorduk. Cem-i müennes salim neydi? Açık T ile bitiyor. Sağında elif var. Bunu da bu şekilde anlıyordun. Cem-i teksiri nasıl anlayacağım? Şu harfle biter, şu harekeyle biter diye bir şey yok işte. Cem-i teksirin işte bu bakımdan bir kural yok. Yani yapılış biçiminden. Muallimetun kelimesinden müfret bu. Cem-i müennes salim nasıl yapılıyor? Sonra dik elif ve açık T getirerek. Muallimun kelimesinden cemi müzekker sual nasıl yapılır? Vavnun getirerek. Peki örneğin muallim kelimesinden cemi teksir yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? İşte kaide yok. Vavnun veya elif T getirerek değil yani.
belli bir kural yok derken bu kast ediliyor. Bakalım ne kadar ayrıntı verecek. Düzensiz çoğullar. Düzensiz çoğul yani arkadaşlar ben cemi teksir adını kullanacağım. Bu isimlemeyi kullanacağım. Yani aynı şeyi kastediyoruz. Akil ve gayri akil olarak ikiye ayrılır. Akil yabancı bir kavram değil, değil mi? Akil adamlar mı? Akil insanlar mı? O tür bir isimlendirme vardı çok yakında ülkemizde. Akil akıl sahibi olanlar demek, tamam mı? Akil akıllı varlık ne gibi? İnsan gibi. Gayri akıl akıl sahibi olmayan yani ne gibi? Masa, pencere gibi yani. Bunların aklı var mı? Yok. Gök gibi, gökler gibi. Bunların aklı yoktur. İşte bir kelime düşün ki akıl sahibi bir çoğul. Ne gibi? İnsanlar gibi. Bir kelime düşün ki akıl sahibi olmayan bir çoğul. Ne gibi? İşte dünyalar, gökler, defterler, kalemler, pencereler gibi. Çoğullar olmak üzere bu cemi ikiye ayırırsın. Cemi tekser ikiye ayırıyoruz. Bakın cemi tekser yazıyoruz. Sağa bir ok çiz, sola bir ok çiz. Akil, gayri akil olarak ikiye ayrıldı. Akil derken neyi kastettik? İnsanlar yani akıl sahibi olan varlıklardır bu. Kast edilen şey insanlar. Gayri akıl derken akılsız varlıklar. Yani ne kastediliyor? İnsan dışında ne varsa. Akil olan çoğullar insanlara özgü isimlerin düzensiz çoğullarıdır diyor. Açıklamış burada kadın, erkek, çocuk gibi. Gayri akil çoğullar ise insan dışındaki yani akıl sahibi olmayan varlıklara ait çoğullardır. Ne gibi? Bitki, hayvan, eşya gibi. Örnekler varmış. Havada kalmasın diyor. Aşağıda çoğul formu düzensiz olan gayri akil eril isimlerden bazılarını görmektesiniz. Mesela kalem kelimesi müfrettir. Kalem. Eklamun diye gelir. Cemi mükesseri evvela cemi mükesser kalıplarına dikkat et. Eklamun. Kitabun müfret. Kütubun. Onun nesi? Cemi mükesseri. Kırık çoğul. Eklam. Kütüb. Bak eklamun. Kütubun. Benziyor mu? Hiç benzemiyor. İşte cemi mükesserin birçok kalıbı var. Örneğin 30'un üzerinde bunlar. Oysa cem müzeker salim tek kalıptı. Vavnun veya yanun cem önne salim elif ve t ile bitiyordu. Cem-i mükesser nasıl biter? Şöyle biter diye bir şey yok. Nereden bileceğim ben bir kelimeyi gördüğümde cem-i mükesser mi değil mi? Şöyle bilirsin. Burada bir tablo var görüyorsunuz. Şuradan mesela 10 tane 20 tane bir ezberleyin. Bu nedir? İşin kolayıdır tabii. İşin detayına inmek gerekirse. Doktora tezleri var, işte yüksek lisans tezleri var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçen kırık çoğullar. Bunlar bu şekilde PDF'ler var internette. Türk sitelerinde var mı bilmiyorum. Ben Arap üniversitelerini araştırdım. Adam oturmuş Kur'an'da geçen ne kadar kırık çoğul var. Tek tek yazmış kalıbını, babını, şusunu, busunu. Yaza yaza gitmiş. Çok geniş çalışmalar var. Ama şu an için konumuz o kadar geniş değil yani. Kalemun müfret tesnesi ne? Kalemani. Çoğul eklam. Nasıl bir çoğul? Cemi mükesser. Kitabun. Kitabani tesniyesi. Kütübun. Cemi mükesser. Defterun. Müfret. Defterani tesniye. Defatiru. Ra'ya tek ötre ver. Gayrı musarif. Semekun. Balık. Esmak. Nedir? Balıklar. Kinanda manalar var mı istersen? Mescidun. Mesacidu. Beytun, buyutun, darigun, durgun. Tek tek okumama gerek yok herhalde. Nekdün, nukudun, şehrun, eşhurun şeklinde kelimeler devam ediyor. Önemli olan ne? Sol tarafta müfret, sağ tarafta cem-i mükesserleri var. Cem-i mükesserlerin kalıplarını görüyorsun. Eklamun, kütübün, defatir, esmak, mesacid, buyutun, durgun. Birbirine pek de benzemiyor yani. Farklı farklı. Tek mesacid ile mekatip benziyor. Evet. Yani benzer olanları da var. Farklı farklı kırık çoğullar görüyoruz burada. Burada hem kırık çoğulun kalıplarına dikkat et. Yani defatir. Yani ne demek istiyorum? Mesela kaç harf? Eklam. 1, 2, 3, 4, 5 harf. Eklamun. Sonu uzatıyor. Başında hemze var. Kütubun. 3 harfli.
Müfredi ile arasında ne gibi fark var? Müfredde bir defa kef, te, elif ve ba olmak üzere 4 harf vardı. Cem isminde 3 harf var. D harf eksilmiş. Kitabun, harekelerin yeri değişmiş. Kitabun nerede? Kütübun nerede, değil mi? Defterun, defatiru harf ilave edilmiş. Semekun, esmakun harf ilave edilmiş. Yani cem mükesserin yapılış biçimleri var. Bakalım kitap onu verecek mi? Vermezse belki biz açıklarız. Evvela kalıplara dikkat et. Ne gibi kalıplar var? Ardından asıl konu olan neydi? Cem mükesserin gayrı akılına örnek bunlar diyor. Gayrı akıl ve eriller. Yani eklem kelimesi arkadaşlar. Müzekker mi müennes mi? Müzekkerdir. Neden? Müennes alameti taşımıyor. Yani müfredi de aynı şekilde. Peki kalemlerin aklı var mı? Yok. Kitabın, kütübün, kitaplar. Kitaplarda akıl var mı? Yok. Her ne kadar bilgi içerse de akıl yok. Defatir, defterlerde akıl yok. Balıklarda akıl yok. Mescitlerin aklı yok. Evlerin aklı yok. Akıllı evler projeleri var. Yani şu an akıllı evler var ama gerçekte akıl sahibi değiller yani. Durgun yollar, yollarda akıl yok. Masalarda akıl yok. Aylarda akıl yok. Demek ki bunlar ne? Gayri akıldırlar. Ve aynı zamanda eril bunlar. Yani müennes alameti taşımıyor. Onu o şekilde geçtim. Miftahun. Miftah anahtar demek. Müfrettir. Mefatihu anahtarlar. Cemi mükesserdir. Anahtarların aklı yoktur. Cemi mükesser. Gayri akıl örnek yani. Kalemun. Bir kalem. Eklamun. Kalemler. Gayrı akıldır değil mi? Ve aynı zamanda bunlar müzekkerdir. Gayrı akılın bir de nesi var? Dişili var. Şimdi bakıyorum hurafın nedir? Müennes midir yani? Dişil demiş. Hiç müenneslik alameti göremiyorum. Bir cemi mükesserin müzekker mi müennes mi olduğunu müfredine bakarak anlayacaksın. Cemisinden anlayamazsın. Nereden anlayacaksın? Müfredinden. Adam yazar tahta der ki hurafın odalar manasına geliyor. Müzekker mi müennes mi? Düşünüyorum. Kapalı T ile bitmemiş. Elif-i memdu da yok. Elif-i maksur yok. Öylesi müzekkerdir. Dersen yanılırsın. Ne demen lazım? Ya guraf kelimesinin müfredi ne acaba? Bir kafa yor. Bulamadın. Sözlüğe bak. Eğer sözlüğünde müenneslik alameti yoksa, varsa ona göre karar vereceksin. Demek ki bir cemi mükesserin müfredi müennes ise kendisi de müennes kabul ediliyor. Müennestir yani. Vuraf nedir? Müennestir. Medrasetün medaris. Medaris nedir? Müennestir. Neden? Çünkü müfredi müennes. Öte yanda yani müzekker müennese dikkat çekmiş oldum. Bir tane de örnek verelim. Sefinetün müenneslik alameti kapalı T geçiyor. Süfünün müenneslik alameti yok. Ama yine de nedir? Müennestir. Neden? Çünkü müfredi müennes. Bu şekilde bunun anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi asıl konuya geçelim. Asıl konu neydi? Bunlar bir defa gayri akıl dişildir. Yani gayri akıl. Odaların aklı yok, okulların yok, çantaymış, gemiymiş, ağaçmış. Bunların hiçbirinin aklı yoktur. Yani bunlar hep ne? Cemi mükesserin gayri akılına örnekler. Öte yanda yine tabii ki kalıplara dikkat edin yani. Eşcarun, süsunun, hakaibu örnekler. Zehratun bir çiçek, ezhar çiçekler, hakibetun çanta, hakaibu çantalar, sefinetun bir gemi, sufunun gemiler. Tabloda akil olan eril ve dişil isimlerden bazıları sıralanmaktadır. Bir defa eril ve dişil dediğine göre akil olan tamam. Yani gayri akılı bitirdik, artık akile geldik. Erili de dişili de vardır diyor. Raculün müfret adam demektir. Ricalün adamlar demek. Adamlar, adamlarda akıl var mı? Çoğunda var en azından. Veledün çocuk demek, müfrettir. Evladun evlat, çocuklar demek. Çocuklarda akıl vardır. Tiflün çocuk, etfalün çocuklar. Çocuk çocuklar. Akıl var mı çocuklarda? Evet. Alimun bilgin, ulema'u bilginler. Akıl var. Garibun yabancı, guraba'u yabancılar. Yabancılarda da akıl var. Yabancı olsun olmasın aklı var yani. Müfredine bakıyorsun. Müfredinde mühendislik alameti yok. Öyleyse cimrisi de nedir? Cimrisi de yine müzekkerdir. Müfredi müzekker olan cimrisi de müzekker.
müfredi müennes olan cemisi de müennes olur. Mesela bintun kız demektir. Öyleyse müennestir. Benat cemisi de yine müennes kabul edilmesi gerekir. Bu şekilde diğerleri de. İmra'etun nisa'un. İmra'etun bir kadın demek. Nisa'un kadınlar. Nisa suresi var değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Kadınlar suresi. Kadın suresi değil, kadınlar. Nisa kadınlar demek. Nisa'u. Hemze'ye tek ötre vereceksin. İmra'etun bir kadın. Nisa'un onun çoğulu. Nasıl bir çoğul bu? Nasıl bir çoğul arkadaşlar? Vav'nun veya ya'nunla bitmediğine göre cemi müzekker salim değil. Elif ve ta ile bitmediğine göre cemi müennes salim değil. Öyleyse geriye hangi cemi kaldı? Cemi mükesser kaldı. 3 çeşit cemi var yani. Bir diyalog var. Hivar. Merhaben ene esma'u. Merhaba ben Esma diyor. Ene minel Ürdün. Ben Ürdünlüyüm. Ene muzifetun. Ben bir hostesim. A'melu çalışıyorum fit tairati uçakta. Merhaben ene Zeynebu. Ben de Zeynebim. Merhaba. Ene min Türkiye. Ben de Türkiye'denim. Türkiye'liyim. Ene muzifetun. Ben de hostesim. A'melu fit tairati. Ben de uçakta çalışıyorum. Aynı şey. Merhaben, merhaba, ene ben neymişim? Abirun, ben abir. Ene minel Cezayiri, ben de Cezayir'denim. Ene muzifetun, ben de bir hostesim. A'melu fit tairati, ben de uçakta çalışıyorum. Hel hunne muzifatun, onlar hostes mi? Hel hunnak, onlar diyor. Hel hüve demiyor mesela. Neden hunne dedi? Hunne nasıl bir zamir? Cemi, müennes, gaibe değil mi? Onlar diyor. Onlar, az önce 3 tane bayandan bahsedildi. Onlar muzifatun, hostes midir? Muzifatun nasıl bir cemi çeşidi arkadaşlar? Elif ve ta ile bittiğine göre cemi, müennes, salim değil mi? Naam, evet. Aynı zamanda evet yani çift evet oldu, anladınız. Hunne onlar muzifatun hostestirler. Hunne yerine hüve yazsa ne olur? 1. Hüve müfrettir, muzifat cemidir, uyumsuzluk olur. 2. Hüve müzekkerken muzifatun müennestir. Yani çift yönde hata olur. Hunne demesi gerekir. Hangi zamir nerede neden kullanılıyor? Bunlara dikkat ederek devam edin demek istiyorum. Hel hunne ya'melne. Bakın ya'melne fiil çekimini artık öğrendiyseniz neden ya'melne denildiğini anlarsınız. Mesela ya'melu değil, ta'melu değil. Neden ya'melne? Bu kalıp neden kullanılıyor? Çünkü hunne cemi müennes gaibe zamiridir. Yine cemi müennes gaibe olan bir kalıp kullanılmalı. Hunne o kadınlar, ya'melne onlar çalışıyorlar. Filmedari havaalanında. Bir de başta hel var. Hel ne demek? Mı, mi, mu, soru eki. Onlar havaalanında mı çalışıyorlar? La, hayır. Hunne onlar ya'menle çalışıyorlar. Fit dairati. Nerede? Uçaklarda. Dairat. Nasıl bir cemi? Dikkat edin. Ma cinsiyatu hunne. Onların uyrukları nedir? Nereli onlar? Abirun, abir, cezairiyetun, cezairli, esma'u, ürdüniyetun, esma adlı kişi ürdünlüdür, Zeynep'u, Türkiye'tun, Zeynep de Türktür diye cevabı vermiş oldu. El-Müslimu, Müslüman kelimesinin düzenleri, çoğul ve düzenli dişil çoğulunu merfu, mensup ve mecrur formunda bularak yazın. Neden bulalım? Bulmaya gerek var mı? Bence gerek yok. Bakalım aşağıda var mı? Yokmuş. Gerek var mı? Gerek yok. Kendimiz çünkü hemen söyleyebilirsiniz. Müslim kelimesi. Çekimini yapın. Müslim bir defa ismi fail kalıbıdır. Müslimu. El Müslimu. El Müslimani. El Müslimune. El Müslimune C müzekker salimdir. Merfu hal değil mi? El Müslimune. El Müslimine mensup ve mecruru oldu. El Müslimine. Bitti yani. Düzenli dişil çoğulu el-müslimatu, el-müslimati. İki şekilde yazılır. El-müslimatu, el-müslimati. Bitti bu. Ahzab suresi 35. ayet-i kerime oku. Ayette geçen çoğulları tespit et. Ve ne çeşit çoğul olduklarını fark et bakalım diyor. Ahzab 35.
Öncelikle kitabı tebrik ediyorum. Bu tür şeyleri işte ayetlerden örneklemeye çalışmaları çok güzel. Ben de eski müfredata göre anlattığım videolara bakarsanız ayetten, hadisten, fıkıhtan, akaidten, farklı kaynaklardan yer yer örnekleme yapmışımdır. Olmalı yani. İnnel müslimine. Fetanunla bitti. Ceyhun Müzeker Salim demek için kendimi zor tutuyordum. Sağında da ya var. Üstelik hareketsiz. Tamam. Ceyhun Müzeker Salim. Ne hali? Nasb veya cer hali. Başında ne var? İnne var. Öyleyse nasb hali. Cevap geldi. İnnel müslimine. El müslimine. El müslimune de olur değil mi? El müslimune. Bu arada soruya cevap gelmiş oldu. El müslim kelimesi ne diyordu? Düzenli eril çoğul ve düzenli dişil çoğulunu bularak merfu mensup mecrur. Evet, cem müzekker salimdir ve nedir? Nasb halidir. Ya ile yazılmış. Cerri de böyle yazılıyor. Problem yok. Ya yerine vav yazarsan raf halini yazmış olursun. Merfu konumu. İnne kenara bırakıp el müslimune. El müslimati nedir? Cem müennes salimdir. Nereden anladın? Açık T ve dik elifle bitmiş. Sonuncu esreli. Öyleyse nedir? Mensup veya mecrurdur. Zaten raf hali ötreli olacaktı. Mensup veya mecrur. Peki mensup mu mecrur mu? Aradaki vav atıf harfi sağındaki i'rabı sonuna vermektedir. Sağ mensup olduğuna göre solda mensup. Yani buradaki esre nasb alameti olarak yer almıştır. El müminine cim müzeker salim değil mi? Fetanunla bitti. Sağında ya var. Ya da hareke yok. Sükun yok. Hiçbir şey yok. Bu kelime de nasb halinde. Ya nasbında da cerinde de yer alır ama an itibariyle nasb alameti olarak yazılmıştır. Çünkü vav sağındaki i'rabı sola aktarır. Sağ mensuplu solda mensup olacak. Bu kural böyle devam edecek şimdi. Olaya bak sen. Vav var, vav var, vav var, vav. Vavlar neye yarıyor? Sağındaki i'rabı sola aktarıyor. Sağları neydi? Mensuptu. Öyleyse solları da mensup. Devam ediyor yani. El-haşi'in, el-haşi'ati, el-mutsaddiqine, el-mutsaddiqati. Nereye kadar böyle gidiyor? Ver-hafizine. Evet. Buraya kadar hep mensup kelimeler. Furuç kelimesi de mensup yani yanlış anlaşılmasın. Fercun, furucun, cemim keser bu ama. Sırayla bir anlatarak gelelim en iyisi. Karışıklık hasıl olmasın. Evvel hepsi mensup. Onu bir söylemiş olayım ben. Nereye kadar hepsi mensup arkadaşlar? Şuraya kadar. Gördüğün her kelime mensup. Tamam. Hepsinin altına üstüne bir yere mensup yaz bir defa. Yazdıktan sonra videoyu devam ettir. Diyorum ki söyledik buraya kadar. El müminati cem önüne salim. Elif T ile bitti. El ganitine cem müzekker salim. El ganitati cemi müennes salim. Es sadıgine cemi müzekker. Es sadikati cemi müennes. Es sabirine cemi müzekker. Bir müzekker bir müennes. O şekilde gidiyor. Es sabirati cemi müennes salim. El haşiine cemi müzekker salim. El haşiati cemi müennes salim. El mutasaddiqine cemi müzekker salim. El mutasaddiqati cemi müennes salim. Es saimine cemi müzekker salim. Es saimati cemi müennes salim. El hafizine cemi müzekker salim. Furuç kelimesi fercun furucun cemi mükesserdir. Müfredi fercun. Çoğulu furucu. Bu da müzekkerdir ama onu da söyleyelim. Peki akıl gayr akıl. Ferç yani avret yerleriyle alakalı şeyler. Akıl yoktur gayr akıldır. El hafizati cemi müennes salim. Neden? Elif ve ta ile bitti. El zâkirîne cemi müzekker salim. Ardından lafzatullah gelmiş, kesiran gelmiş. El zâkirât, evet, bir tane daha kelime var burada. El zâkirât kelimesi de cemi müennes salim. Elif ve ta ile bitmiştir. Evet, gayet güzel bir inceleme olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizlere de faydalı olmuştur arkadaşlar. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون. Orası da yine bu cemilere örnek olarak kullanılan bir ayettir. Dedikten sonra açtık sayfayı. Burayı yaptık. Bir küçültmeye gidip aşağı inelim. Tedribatu alıştırmalar. Aşağıdaki sözcüklerin ikillerini merfu, mensup, mecrur halde eril ve dişil olarak yandaki kutuya yaz bakalım demiş. Kolay bir soru değil mi arkadaşlar? Şimdiye kadar anlattıklarımı şayet anlamayı başardıysanız bunu zaten yaptınız bitti hemen geçelim diyebilirdi ama geçmeyelim. Şimdi katibun merfu hali nasıldır? Zaten katibun merfudur. Tesniye yap. Katibani. Şuraya bir elif bir de nun koydum. Buraya yazdım. Katibani. Mensupluk durumu nasıl olur?
Buraya ne ekledim yani? Ba'dan sonra bir elif, bir de nun ekledim değil mi? Nun esreli ama dikkat edin. Elif de şu şekilde. Mensupluk durumu kati beyni olacak. Yani sağında ya var. Kati beyni. Beyni. Mensupluğu böyle. Mecrurluğu aynı. Tesniye bu şekilde. Katibetun. İşte katip neydi? Müzekker. Katibetun ney? Müennesi zaten. Nasıl yazacaksın merfu olarak? Katibetani. Bu defa tani ekleyeceksin sonuna. Katibe tani. Katibe teyni. Katibe teyni. Anlaşıldı sanırım. Cerhali de aynı. Nereyle aynı? Mensup da aynı. Aynısını oraya yazacaksın. Nafizetün, nafize tani. Aynen. Ne ekliyoruz? Yine tane ekliyoruz. Müenneslerde yapılacak şey bu. Tani. Teyni. Şuradakinin aynısı. Yukarıda ne varsa. Tekrar yazayım bir daha da. Daha yazmam herhalde. Katibe teyni. Aynısı. Burası da aynısı. Kalemun. Kalem mani. Diyoruz ki arkadaşlar. Müzekkerlerde ne ekleyeceksin? Şu şekilde. Müzekkerde bu. Ah. Müenneste ne? Müennese de şu kırmızı olarak çizdiğimi ekliyorsun. Bitti. Müzekkerde maviyi, müenneste kırmızı olarak gösterdiğim ok. Orası neyse onu ekliyorsun. Raf hallerinde böyle. Nasb hallerinde, nasbında da cerinde de aynı şey zaten yapılacak. Nedir o? Gördüğün şey. Teyni müenneste. Teyni müenneste. Kırmızı olarak çizdim zaten. Evet. Peki müzekerde ne ekleyeceğim? Müzekerde ise T yok, sadece yine. Şu şekilde. Demek ki müzekerde mavi olarak gösterdiğim yerler ekleniyor. Müenneste kırmızı olarak gösterdiğim yer. Nafize tün, nafize tani rafali için. Nafize teyni nasb ve cerrinde. Kalemun, kalemani, kalemeyni. Yani elif nun eklersen rafali, ya nun eklersen nasbında da cerrinde de geçerli olur. Cerrine de aynısını yazın yani o şekilde. Şeceratun, şeceratani bunu ekleyeceksin. Şecerateyni bunu ekleyeceksin. Cerrine de yine aynısını ekleyeceksin. Bitti. Mektebun, mektebani bu defa müzekker olduğu için bunu. Mektebani, mektebeyni yine mecrura da mensupta ne varsa aynısını. Kürsiyün, kürsi yani. Kürsi yani. Kürsi yani. Elif nun ekliyorum, bir şey yapmıyorum. Kürsi yani. Herkesini siliyorum. Kürsi yani. Kürsi yani yaptım. Kürsi yeyni. Bu defa yeyni. Çift ye oldu değil mi? Sonunda yağ vardı çünkü. Kendi yağsı. Bir de mühendis tesniye yağsı. Kürsi yeyni oldu. Cerri de aynı. Defterun defterani elif nun şurada olduğu gibi. Defterani nasrında da cerrinde de yaz. Seyyaratun seyyaratani. Tesmi olduğu için tani. Teyni nasrında da cerrinde de. Kolay mı? Kolay. Tesniyenin raf, nasb, cer, müzekker, mühendis durumlarını bilmeniz şart. Düzen eril veya düzenli dişil formunda gelen çoğullarını merfu, mensup, mecrur halde yazın. Yani yazman gerek görmüyorum aslında. Muhlisun cemi yap. Muhlisune vavnun ekledim. Muhlisine muhlisine muhlisine. Anlaşıldı sanırım. En azından bir tanesini yapayım. Şimdi raf halinde kelimenin sonuna ne eklenir? Vav'nun, nun'un fethalı olması, vav'ın sa'nın zammeli olmasına dikkat et. Nasb halinde yine bu defa ya'nun, ya hareketsiz, sa'ı esreli, nun fethalı. Mecruru da aynı. Mensupla mecrur aynı şey yani. Bu hepsi için geçerli şimdi. Müzekkerlerde geçerli. Ama muhlisatun müennes, mühendisetun müennes, muliratun müennes, müteallimetun müennes, müctehidetun müennes. Benim bu verdiğim kural müzekkerlerde geçerli. Müenneslerde ne yapalım? Müenneslerde sondaki T'yi sil evvel. Tamam, T'leri siliyorsun. Kapalı T'leri siliyorsun. Ne yapıyorsun peki? Çok basit. Bir elif, bir de T ekliyorsun.
T'nin arkasına zamme. Elife ne yapalım? Elife de fetha ver. Bitti. Muhli saatun olur değil mi? Muhli saatun. Rafı böyle. Peki nasbında ve cerinde ne yapayım? Yine elif ve t yazacaksın. Sadece t'ye esre vereceksin. Nasbında da cerrinde de aynı. Tamam. Üst taraf müzekker için. Alt taraf müennes için. Her birine uygula bunu. Bitti arkadaşlar. Bu kadar. Çok basit. Düzensiz çoğulların yanlarına yazın bakalım. Nereden bileceğim ben? Haklısın. Bilemezsin. Bilmek için ne yapman lazım? Bunlar da yukarıda verilen kelimeler. Yukarıda verilmediyse aşağıda verilmiştir. Aşağıda da verilmediyse sözlükten bakmak gerekir. Zayıfun, zuyufun, alimun, ulema, imratun, nisaun, darikun, durgun, ismun, esma. Hakibetun, hakaib, defterun, defatir, medinetun, müdünün, kitabun, kütübün, racun, ricalun. Çok hızlı oldu biliyorum ama yukarıda var bunlar zaten. Yoksa da aşağıda vardır. Aşağıdaki Arapça cümleleri karşılarında verilen anlam çıkacak şekilde harekeleyinizde irap ediniz. Doktor hastayı durakta buldu. Bulan kim? Doktor. O zaman doktor ne olacak? İşi yapan değil mi? Eylemi gerçekleştiren doktordur. Öyleyse o ne olur? Fail olur. Failler merfudur. Doktor hangi kelime? Et-tabib. Madem merfudur. Ne, nasıl bir kelime bu? Müfret. Raf alameti ne? Zamme. O zaman vecede et-tabibu olacak. El-Meriz diyeyim, hastayı buldu. Bulduğu kişi hasta. Öyleyse El-Meriz mef'uldür, mef'uller mensuptur. Müfret olduğuna göre mensupluk alameti fethadır. El-Meriva. Fi harfi cerdir. Ardından gelen kelimeyi cer eder. El-Mevki-Fi. Fa esiri olacak yani. Vecid et-Tabibu El-Meriva-Fi El-Mevki-Fi şeklinde okunur. Manada aynen burada olduğu gibidir. İrabını da verdim yani. El-Mevki-Fi onun mecruru olur. Örnekler devam ediyor tabi. Örnekler bitmez. Vecede el muallimu et tabibe fil mevkifi. Şimdi harekeyi neye göre vereceğim? Ne demiştik arkadaşlar? İrab konusunda evvela kelimenin özelliğini çözmen lazım. Ne demek istiyorum? Müfret, tesniye, cemi, müzekker, müennes, cemi ise hangi türü? Bunları çözmen lazım. Ama şurada olduğu gibi manasını verdiyse çözmek daha kolay zaten. Ne diyor? Öğretmen. Öğretmenler demiyor. Öğretmen müfret. Doktoru. Doktorlar demiyor. Durakta. Duraklarda demiyor. Buldu. Buldular değil. Hepsi müfret yani. Peki şimdi irabı neye göre verelim? Fail, mef'ul. Bunu dikkate alacağız. Failler merfu. Mef'uller ise mensup oluyordu. Evvela bulma eylemini gerçekleştiren kim? Kim buldu? Kim? Öğretmen buldu. Öğretmen faildir, merf olması gerekir. Kimi buldu? Bulma eylemi gerçekleştirmiş ya, kimi bulmuş? Doktoru, doktor mef'ul. Nerede bulmuş? Durakta bulmuş. Peki vecede fiil buldu. Kim? El muallimu. İşi yapan olduğu için merfudur. Merfu olduğu için ne yapacaksın? Merfuluk alameti vereceksin. Kelime müfret, tesniye, cemi müfret. Müfretlerin merfuluk alameti ne? Zamme. Bu yüzden el muallimu diyorum. El muallime demiyorum. Peki kimi buldu bu eylemi? Kimi üzerinde gerçekleştirdi? Tabip yani doktor üzerinde. Öyleyse doktor ne olacak? Mef'ul olacak. Mef'uller mensup demiştik. Peki bu kelime müfret. Müfretlerin mensupluk alameti, göstergesi nedir? Fethadır. Et-tabibe. Et-tabibu. Et-tabibi değil o yüzden. Fi harfi cerdir. El-mevkif onun mecruru. Mecrur. Harfi cerden sonra gelen kelime mecrur yazılır. El-mevkif müfrettir. Müfretlerin cer alameti esre. O yüzden F harfine esreyi veriyorsun. Fil-mevkifi. Durakta. Vecide buldu. El muallimu öğretmen. El tabibe doktoru nerede buldu? Fil mevkifi durakta buldu. Semi'a işitme eylemi. Öğrenci haberi okulda işitti, duydu. Kim duydu? Duyma işini yapan kim? Öğrenci. Öğrenci fail öyleyse. Peki neyi duydu? Haberi duydu. Haber mef'ul. Nerede duydu? Okulda duydu.
Hepsi müfret. Semi'a fiildir. Hangi baptandır mesela bunu? Bab ünitesi. Hangi nerede geçti? İkinci konuydu zannedersen. İkinci bölüm müydü? Artık 1 saat 40 dakika video oldu. Bu bölümde miydi? Diğerinde miydi? Semi'a hangi baptan arkadaşlar? Nasıl anlarsınız? Bir düşünün. Ondan sonra sahih mi, mutel mi? Bunu bir düşünün. Diğer ünitelere yani gönderme yapalım. Peki gönderme yaptıktan sonra yani bir ilişki kurduktan sonra semi'a duydu kim? Talip, doktor, talip öğrenci duydu. Peki öğrenci duyma işini yapan olduğuna göre bu eylemi gerçekleştiren olduğuna göre faildir. Failler merfuattan, merfu grubundandır. Merfu grubundandır. O yüzden merfuluk alameti alması lazım. Tamam, merfuluk alameti vereceğim de ne vermeliyim? Mesela cem-i müzekker salimde vav oluyordu. Tesnilerde elif oluyordu. Müfretlerde zamme oluyordu. Bu da müfret. Öyleyse zammeyi ver. El-talibu. El-haber mef'uldür. Çünkü öğrenci onu duymuş. Peki el-haber ra, ru, ri, ran harekesi ne olmalı? El-habera. Yani han harekesi sabit. Fetha olacak. Ba'nınki sabit. Sonuncu harf konu burada. Meful olduğuna göre mensup olması gerekir bu kelimenin. Peki mensupluk alameti ne olsun? Müfret olduğuna göre fetha olacak. El habera. Fi harfi cer olduğunda kelimenin sonu cer edecek. Fil medrase ti. Fi harfi cer el medrese. Onun nesi? Mecruru. El haber meful. El talib fail. Semi'a fiil. Buraya hepsi yazılabilir yani. Şeribe hangi baptandı? Mu'tel mi? Sahih mi? Mu'telse hangi kısmı? Sahihse hangi kısmı? Babı nedir? Bunları bir düşünün arkadaşlar. Ondan sonra buraya gelin. Evet geldiniz. Şimdi şeribe fiil. Ne ister fiil? Fail ister, meful ister. Kahveyi bir hasta içti. Kahveyi bir hasta içti. Kahveyi içti fiili var değil mi? İçmek bir eylem. İçen kim? Bir hasta. Öyleyse bir hasta fail olacak. Neyi içti? Kahveyi. Bu da meful olacak. Şeribe fiildir. Şimdi şöyle düşün. Şeribe içti. El kahve tu yapalım. Hep yukarıda ikinci kelimeyi merfu yapıyordum. Gel el kahve tu'yu merfu yap. Şeribe içti. Kim içti? El kahve tu. Kahvenin kendisi. Ya kahve nasıl içer? Kahve eylem yapabilir mi? Ama hocam ikinci kelimeleri merfu yapıyordum. Demek ki ikinci kelime merfu olacak diye bir ayet yok yani. Bu biraz manayla ilişkili. Şu anda el kahve t'yi fethalayacaksın. Neden? Meful çünkü bu. İçen kim? Meriv. Yani fail bu. Orası da bunu merfu yapman lazım. Şeribe el kahve t merivun. Çift ötre alıyor. T'minli bir kelime. Meriv. Şeribe fiildir. El kahvete mefuldür. Mensuptur. Nasıl alameti sonuncu harfteki fethadır. Meriv faildir. Merfudur. Raf alameti zammedir. Aşağıdaki cümlelerin irabını yapınız. Bakan üniversiteleri ziyaret etti. Dikkat edin üniversiteler, lerlar çoğul iki zaten. Demek ki burada çoğul bir kelime var arkadaşlar. Kim ziyaret etti bir fiildir. Bu eylemi kim yaptı? Bakan, öyleyse fail. Nereyi ziyaret etti? Üniversiteler, öyleyse mef'ul. Bak buradan çıkıyor zaten. Ardından buraya geçiyorum ben. Zara, ziyaret etti demek. Zara. Kale, ba'a gibi mazi bir fiildir, muteldir, ecveftir, nitekim orta harfi illet harfidir. Zara yezuru, muzarisi yezuru gelir. Peki, el viziru failim. Zaten hareketleri vermişler burada. El viziru faildir, merfudur, raf alameti zammedir. El camiati kelimesi cemi müennes salimdir. Cemi müennes salim olduğunu açık t ve dik eliften anlıyorum. Cem önüne salim olduğunu. Peki merfu olabilir mi? Değil çünkü zamme almamış. Esir aldığına göre ya mensup ya da mecrur olmalı. Mecrur olabilir mi? Olamaz. Başında harfi cer yok. Ne gibi harfi cerler vardı? Ba var, min var, ila var, fi var, ala var, bir sürü var. Harfi cer yok. Başında muzaf olabilir mi? Mesela el vezir kelimesini muzaf saysam el vezir eliflamlıdır. Muzaf eliflamlı olamaz. O da değil. Peki el camiat kelimesinin sağdaki kelimenin sıfatı saysam o zaman merfu olması gerekirdi. El camiatu olmalıydı. Öyle de değil. O da mümkün değil. Zaten cemilik, müfretlik, müzekkerlik, müenneslik uyumu yok. Bu anlattıklarım
Hani bilenler için, bilmeyen buraya zaten kafayı yormasın. Bilmeyen sadece şuna baksın arkadaşlar. Basit yöntem nedir? Bir defa manadan zaten anladık. İkinci defa olarak nasıl anlarsın? Bir fiil evvela fail ve mef'ul ister. Faili el-veziru, mef'ulü de el-cami'ati dersin. Nasb alameti olarak esreyi almıştır. Fiil gördüğünüz fiile fail ve mef'ul ara. Fail evvela gelir, mef'ul sonra gelir diye bir şey yok. Fail baya bir sonra da gelebilir. Mef'ul fiilden önce de gelebilir. Yani bu bir zorunluluk yok aralarındaki sıralamada. Ama eninde sonunda fiil tamsa, mutaaddiyse, ayrıntıları da var yani, onlar da gelir ileride. Fiile fail mef'ul arayın. Peki irabı yapın demiş. Zara fiil dedik. El viziru faildir, merfudur, raf alameti zammedir, el camiati cemi müennestir, mensuptur, nasb alameti esredir. Bitti. Ketebe et-talibu risaletten ilel muallimati. Öğrenci kadın öğretmenlere bir mektup yazdı. Yazmak, yazdığı bir fiildir. Kim yazdı? Öğrenci, öğrenci fail. Kimlere yazdı? Kadın öğretmenler. Peki ne yazdı? Mektup yazdı. Ketebe fiil zaten herkes biliyor. Ketebe nedir? Mazi fiildir. Yani dili geçmiş zamandır. Sahih muten sahihtir. Sahihin ecvefi var. Mı yok. Nesi var? Mehmuzu var. Huzaaf var. Bir de salim var. Hangi kısmına dahildir? Mehmuz değildir. Hemzesi yok. Muzaaf değil. Şeddesi yok. Veya aynı harfin tekrarı yok. Demek ki sahihin salim kısmındandır. Başka? Üç harfedir. Yani sülase mücerrettir. Başka? Birinci baptandır. KTB yektubu gibi değil mi? Fe'ale yef'ulu. Birinci kalıp. Başka? Fiile fail ararsın. Ebbalibu. Müfrettir. Raf alameti olarak zamme almıştır. Merfu yani. Raf alameti zamme. Neden raf alameti zamme de mesela esri değil? Neden? Çünkü kayde neydi? Müfretlerin raf alameti zammedir. Bir kural var bu. Kurala tabi olarak söylüyoruz bunu. Fail bu. Mef'u ne? Risaleten mef'uldür. Müfret olduğu için nasb alameti fetha geldi. Mesela tesniye olsaydı nasb alameti ne olurdu? Ya olurdu. Cemi müzekker salim olsaydı nasb alameti? Ya olurdu. Cemi müennes salim olsa nasb alameti ne olurdu? Esre olurdu. Cemi mükesser olsa nasb alameti ne olurdu? Fetha olurdu. Tıpkı müfretlerdeki gibi. Peki ila harfi cer. El muallimat onun mecrurudur. Dolayısıyla el muallimat cemi müennes salimdir. Cer alameti olarak esre almış. Yukarıda el cemaat da cem müennes salimdi ama bu defa esresi mensupluk alameti olarak t'de yer alıyordu. Şimdiki t'deki esre mensupluk alameti değil, mecrur alameti. Çünkü başında ila harfi cerri var. Arafe et-tabibu el-mümerridati. Doktor hemşireleri tanıdı. Arafe mazi fiildir. Sülasi mücerret. Üç harfli. Sahih muten. Sahihtir. Neden? Vav ya elif içermiyor. Sahihin hangi kısmıydı? Yani kafayı siz yormaya devam edin oradan. Arafe et fiildir. Et tabibu onun failidir. Merfu olması gerekir. Müfret olduğu için merfuluk alameti zammi olarak verilmiştir. El mümerribati cemi müennes salimdir. Cemi müennes salimin burada nedir bu? Mef'uldür. Dolayısıyla mensup olması gerekir. Mensupluk alameti esredir. Çünkü cem ve salimlerin mensupluk göstergesi esre oluyor. Burada dikkat çekiyor yani. Bakın sürekli cem ve salim üzerinde duruyor. Neden? El mümerribati min el mümerribati. Cem ve salim üstte esre almış. Altta da esre almış. Aradaki fark yukarıdaki esre mensupluk alameti iken aşağıdaki esre mecrurluk alameti. Neden? Başında min harfi cerri var. Yani ortak kullanımlara dikkat çekiyor. Her gördüğün esreye mensup veya mecrur diye yani kafadan atma. Önemli bu. Arafe fiil, tabib fail, elmi merivat mef'uldür. Ehade et-tabibu min elmi merivati eddevae. Doktor ilacı hemşireden aldı. Ehade fiil, et-tabibu, ehade nasıl fiil? Nasıl fiil arkadaşlar? Hemze almış bak. Demek ki sahihin mehmuz kısmı. Peki mehmuzun hangi kısmı? Mehmuzul fa, mehmuzul ayn, mehmuzul lam var değil mi? Ehade. Faal fiilinde hemze var. Öyleyse mehmuzul fa diyeceksin. S, E, L gibi hemze ortada olsaydı mehmuzul ayn.
Kara'e de olduğu gibi hemze sonda olsa mehmuzul lam denilir idi. O bilgileri de unutmayın ya. Ehave mazi fiildir. Ettabi bu onun failidir. Min harfi cer. El mümeribati onun mecruru. Cem önüne salim. Cer alameti esre. Eddeva'e mef'uldür. Mensuptur. Nasb alameti fetha. Bu son bölümler, yani şu noktalı yerler mana veriyor, Arapça cümle veriyor. Bu son bölümleri bir kere daha dinlemenizi öneriyorum. Çok önemli bölümler. Aşağıdaki metni oku. Metindeki ikili ve çoğul isim ve fiilleri de belirle. Evet. Ahmedu ve Muhammedun. Ahmedu, Muhammedun. İkisi nedir? Sarikani. İki arkadaştır bunlar. Sarikani. Nasıl bir kelime? Tesniye. Ne halinde? Raf. Merfudur. Raf göstergesi. Raf alameti ne? Eliftir. Huma, o ikisi. Huma tesniye zamirdir. Müzekker için kullanılır. Gaibedir. O ikisi. Siz ikiniz değil mesela. O ikisi. Dalibani fil camiati. Üniversitede öğrencidirler. Dalibani. Tesniye. Raf alameti. Elif. Merfu yani. Ve yedhebani. Yedhebani. Yedhebu yedhebani. Muzari tesniyedir. Merfudur. Raf alamet eliftir diyemezsin bu defa. Neden? Çünkü raf alamet elif tesniyelerde evet, ama o isimlerin tesniyesinde öyle. An itibariyle fiildesin. Fiillerin irabı verilmedi yani. Ama fiillerde değil yani. İsimlerde, isimlerin tesniyesinde elifin merfulluk göstergesi olduğunu bilin. Fiillerin tesniyesinde merfulluk göstergesi nundur. Nun varsa merfudur, yoksa mensup veya mecuzum olur. Bunlar ayrıntı şu an için, ayrıntı ileride konusu gelecek illaki, o zaman öğrenmeniz gerekir. Adeten ile dersi ma'an el yevm veheba demiştim. Dehebe veheba tesniye mazi. Dehebe veheba vehebu. Ma'an ile külliyeti ve dehala dehala dehala, o ikisi girdiler. Es saffe sınıfa. Ve celesa celese celesa, o ikisi oturdu. Ala mek'adihima, mek'adlerinin üzerine. Mek'ad ne? Sıra, sıralarının üzerine oturdular. Mek'ad müfret ama hima tesniyedir. Sümme sonra halarat et talibatu ila safi. Sonra kız öğrenciler sınıfa geldiler. Ve celesne, ve o kızlar oturdular. Bakın celesne, celesa değil. Değil mi? Celesne. Kalaba dikkat edin. O kadınlar, o kızlar oturdular. Ala meka'idihinne. Meka'id cemidir. Aslında meka'id cemi olmakla beraber nasıl bir cemi? Cemi mükesserdir. Aynı zamanda bir ayrıntı şu an itibariyle gayri munsariftir. Gayri munsarifin cer alameti fethadır. Ama muzaf olmadıkça veya başında elifem olmadıkça an itibariyle muzaftır. Hinne onun muzafın ileyhi olur. Dolayısıyla muzaf olduğu için cer alameti yine esre olacaktır. Ala meka'idi hinne. Bunu gayri mustarifin ne olduğunu bilenlere anlattı. Bilmeyenler için şu an için problem yok. Çünkü kitap henüz anlatmadı. Celesne, o kız öğrenciler oturdular. Ala meka'idi hinne, sıralarına, sıraların üzerine oturdular. Ba'de dersi, dersten sonra harace çıktı. Harace yehrucu değil mi? Birinci baptan mazi fiil. Kim çıktı? Ettullabu, öğrenciler. Ettullabu nedir? Cemi mükesserdir. Müfredine-i dalibun. Dalibun müzekker. Öyleyse ettullabu da müzekker. Evet. Ettullabu aynı zamanda merfu. Neden merfu? Çünkü fail. Niye fail? Fiilden sonra işi yapan olarak gelmiş. Çıkan, çıkma eylemini yapanlar. Ve ettalibat. Ettalibat dalibetun. Müennes var ya, dalibetun. Onun cemisidir. Dalibatu. Cemi müennes salimdir, görüyorsun. Elif ve açık T ile bitmiş. Zamm aldığına göre nedir? Merfudur. Peki neden merfudur? Çünkü arada vav var. Atıf harfi olan vav var. Atıf harfi olan vav sağdaki irabı sola aktarır. Sağdaki merfu olduğundan soldaki de merfu. Minas safi sınıftan. Erkek ve kız öğrenciler sınıftan çıktı. Dersten sonra çıktılar yani. Ve vehebu ve gittiler ilel meksafi. Meksafa gittiler. Meksaf neresiydi? Kantin. Kimler gitti? Dehebe, dehebe, dehebu. Esnen sonra gittiler. Burada zaten kantine gittiler diyor. Tamam.
ilerle mekasafi kantine gittiler. Kimler gitti ama? Vehebu onlar demek değil mi? Vehebe, veheba, vehebu o erkekler manasına gelse de erkek ve kadınlar bu işi karışık yapmışlar bu eylemi. Dolayısıyla bir topluluk, bir grup söz konusu. Bir gruba hitap ederken, grupta erkek var, kadın var, karışık. Onlara hitap ederken müzekker kalıp kullanılır diye sanırsam ilk videomuzda, ilk ünitede zaten kitapta bu yazıyordu. Ve şeribu, aynı yine geçerli. İçtiler kimler? İşte erkekler mi kadınlar mı? İkisi beraber bir grup kastediliyor. Şeribu içtiler, eşşaye çay içtiler. Ve derasu ma'ne beraberce ders çalıştılar. Derasa derasa, deresu şeribe şeriba, şeribu dehebe dehebe, dehebu cemi müzekkerdir bunlar. Gaib kalıbıdır, mazidirler. Ve fil mesai akşamleyin raca'u döndüler ila buyutihim kendi evlerine döndüler. Günlük hayatta kim, nerede, ne gibi soru ifadelerinin uygun isim, zamir ve fiilleri kullanabilme ve bu tür sorulara uygun cevapları verebilme gibi değişik şeyleri tanıdık, öğrendik arkadaşlar. İnşallah öğrenmişizdir. Sorulara geldik. 1. Aşağıdaki isimlerden hangisi merfudur? Müderrisun merfudur. Müfrettir, raf alameti sonucu harfin zammesidir. Muallimin. Esra almış değil mi? Merfu olamaz. Müfret çünkü. Esre merfulu göstergesi olur mu olmaz mı değil. Müfrettir bu. Müfrettirin raf alameti zammedir. El muallim müfret, muallimen müfret, taliben müfret, müderrisin müfret. Tüm şıklardakiler her bir kelime müfrettir. Müfredin raf alameti zamme olduğuna göre hangisi zamme aldıysa o merfudur. O da C. 7. Aşağıdaki Arapça cümlenin doğru Türkçe çevirisi ne olur? Ehade el veledu el miftaha min el muallimati. Ehade aldı. Kim ev veledi çocuk? Ne aldı? El miftaha anahtar aldı. Kimden aldı? Min el muallimati. Kadın öğretmenlerden almış bunu. Kadın öğretmenler bu yanlış. Anahtarı erkek çocuk erkek öğretmenlerden değil. Erkek çocuk anahtarı öğretmenlerden değil. Erkek çocuk anahtarı kadın öğretmenlerden aldı. Evet doğru. D şıkkı doğrudur. Kadın öğretmenler. Öğretmenler değil. Çünkü cemi müennes salim kullanılmış. Alma işini yapan velettir. Çünkü merfu olan o bak. Merfu kelime işi yapandır. Neyi almış? El miftaha. Mensuptur. Meful yani. Gidip orada silgiyi almış gibi. Farklı bir manada öğrenemez. Men ve o kimdir sorusunun cevabı üçüncü şahıstan bahsediyor. Diyelim ki sen beni dinleyen arkadaş yanındaki birisine diyorsun ki men hüve, o dersi anlatan da kimdir? Şu an ben hüveyim çünkü üçüncü şahsım. Ne demen gerekir? Hüve o şudur. Hüve aliyün, o Ali'dir. Hani ismi Ali değil ama hüve aliyün denilebilir. Hüve aliyün, hüve şu, hüve bu. Hiye diyemezsin çünkü kadın değil. İsmu ha zamiri kullanamazsın çünkü kadın değil. Ente diyemezsin çünkü karşınızda değilim. Huma diyemezsin çünkü iki kişi değilim. Müderris sözcüğünün ikil formda merfu, mensub ve mecrur halleri işte falan 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 tesniyesi nasıl gelir? Müderrisun, müderrisani, müderriseyni, müderrisani, seyni. Elif ve nun koyarsan merfu, ya ve nun koyarsan mensubunu da mecrurunu da yazmış olursun. Dikkat edilecek nokta nun esreli olacak. Evet. Müderrisani, müderriseyni, müderriseyni. Bitti. A şıkkı doğru. B'de ne var? Müderrisani, müderriseyni, müderrisine. Bak nun fethalı. Görüyor musun aldatmayı? Yani bu suçlama değil, yanlış anlaşılmasın. Hani gözle aldatmaya çalışılıyor. İşte farkında mısın? Değilim sen. Dikkatiniz ölçülüyor. Tam doğru tabir bu. Dikkat ölçülüyor. C'ye baktığında nun esreli, D'ye bakarsan nun feta, E'ye bakarsan nun feta, o bir sürü şey gitmiş. Nun feta, nun feta, nun feta, geri sadece C ile A kaldı zaten. Nun'un esreli olmasını gerektiğini bilen arkadaşlar A ile C arasında kalır, diğerler hemen erer zaten. Müderrise tani demiş, bakın C'nin ilk kelimesi müderrise tani, yani eliften önce T koymuş. Müennes bir kelime yazmış buraya. Oysa müderris buradaki kelimeye bakarsan müennes değil, müzekkerdir. Müzekir müennese çevirmişler C'de. Böyle bir yine dikkat ölçen bir durum söz konusu. 3. Talip sözcüğünün ikil durumda mensup olarak eril, dişil bir şeyler demişler yine. Bakalım. Dalibani nedir?
merfudur, tesniyedir. Dalibetane de merfudur. Burada mensup olarak demiş. Dalibin, dalibatin, dalibeyni, dalibeteyn. Evet, dalibeyni, dalibeteyn. İkisi de tesniye. İkisi de mensup ve mecrura uyumludur. Birisi müzekker, birisi müennestir. Sanırım bunu arıyorlar. Eril ve dişil formu demiş değil mi? Mensup olarak. Evet, budur. Doğru cevap A. 4. Hangisi ikili değildir? Ne yapacaksın? Muallimûnenun fethalı direkt elersin. Hangisi ikili değildir? Evet, zaten cevap bu. Bitti. Yani nun fethalı esrili kuralı çok önemlidir. Bu bilgiye dayanarak hemen anında çözdük. 9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dabibetun sözcüğünün çoğul formunda? Evvela çoğul nasıl gelir? Dabibatun gelir. Evet. Merfu, mensup, mecrur. Dabibatun, dabibatin. İki şekilde yazılması gerekir. Dabibatun, bir kere A şıkkı yanlış. Nun nereden geldi yani? Ne alaka? Konumuz tesniye değil ki. Değil mi? Çoğul demiş çünkü. Nasıl çoğul yaparsın dabibet kelimesini? Müennes değil mi bu? Esre nunla kapalı ta ile bitmiştir. Müennestir. Müennes kelimeyi cemi yaparken cemi müennes yapacaksın. Cemi müennes salim. Nasıl yaparsın? Kapalı t'yi silip yerine dik bir elif ve açık bir ta yazarak yapmış olursun. Merfu, mensup, mecrur demiş. Cemi müennes salimin raf hali zamme. Nasbı da cerri de esre idi. Bayağı bir işledik bunu biz aslında. A şıkkı olamaz çünkü esreye nun getirilmiş, yani tesniye muamelesi yapılmış. B'ye bakarsan tesniye muamelesi var. C'ye bakarsan dabibatun, dabibatin, dabibatin. Doğrusu C, problem yok. D'ye bakarsan tesniye muamelesi yapılmış. E'ye bakarsan tesniye muamelesi yapılmış. Arapçada çoğul ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? E. Düzensiz çoğullar sadece merfu halde kullanılır. Bu çok yanlış. Düzensiz çoğul, yani cem-i keserden bahsediyor. Sadece merfu olarak kullanılır demiş ya. Biliyoruz ki mesela kalemun müfred, kalemani tesniye, eklamun cem-i mükesser. Verilen tabloda vardı, hatırlıyorsunuz. Eklamun, eklamen, eklamin, merfu, mensup, mecrur. Üçü de yazılır. Sonuncu şıktan başlayalım dedim. Yani cevabı gördüğümden değil. Bir kere de tersten başlayayım dedim. Direkt tuttu. Düzenli çoğulların demek ki devamı diğerlerinin her biri doğrudur yani. Okumaya bile gerek yok. Bu yanlış ise diğerleri doğrudur. Ne yazıyorsa doğru olarak kafanızda yer edinsin arkadaşlar. Bir yiyecek ismi olmayan hangisidir? Kelbun, köpek. Yani köpek yiyenler de var ama bizce bir yiyecek değildir. Cubnun peynir, hubzun ekmek, murabbiyun reşel miydi neydi arkadaşlar, hatırlayamadım. Aysel'in bal idi. Öğrenci dersi yazdı. Kim yazdı? Öğrenci. Öğrenci fail olacak. Yazdı fiil zaten. Neyi yazdı? Ders. Ders kelimesi de meful olacak. Bakın iraba dikkat edin. Yazdı. Ketebe değil mi? Evet, ketebe yazdı demekti. Kim yazdı? Öğrenci. Öğrenci faildir. Dolayısıyla merfudur. Öğrenciler, iki öğrenci dememiş. Demek ki müfret yapacaksın. Müfredin raf alameti zammeydi, unutmayın. Dersi yazdı. Dersleri değil, müfret olacak. Müfredin nasb alameti fethadır. Fetha vereceksin ders kelimesine. Çünkü mensup, çünkü mef'ul. Ketebe et-dalibu et-dersu hata. Ketebe et-dalibu et-derse doğru. Ketebe et-dalibi hayırdır, kim esre yaptı seni? Yani bu Arapça sebepler ilmi gibi bir şey aslında. Bakın şu et-dalibunun merfu olmasının bir gerekçesi var. Fiilden dolayı dalibu merfudur, doğrudur. Et-dersu ise merfu olamaz, hatalı. Yani yazım yanlışı, Türkçe'de yazım yanlışı var ya, onun gibi. Doğrusu hangisi? B şıkkı, ketebe fiildir, et-dalibu faildir, müfet olduğundan merfuluk alameti zamme. Et-derse mef'uldür, mensup olması gerekir. Müfet olduğundan mensupluk alameti fethadır. Onu yapmıştık. Burada cevaplar varmış. Yanlış belki vardır, verdiklerine bakarsınız. Burada bunlar neden şu an yazılmış? Yanıt anahtarı diyor. Tamam, geçiyorum o zaman. Başka soru yok galiba, var mı? Alıştırmalar, yanıt anahtarı diyor. Yanıt anahtarına bakarsınız. Evet, bitmiş anladığım kadarıyla. Evet evet, bitmiş. Burada cevaplar var arkadaşlar. Artık benim de kafam karışmaya başladı.
Uzun süredir video çekiyorum. Evet. Tamam, isimler fiiller diye ayrılmış. Çok güzel yani. Cevap anahtarı bölümüne baktığında tek başına çalışan için kitap son derece kolaylaştırılmış. Yani okuyorum anlamıyorum demek adeta zorlaştırılmış. Arapça fiil cümlesi, yani fiildir, faildir, mef'uldür dedik. Tam olarak anlayamadıysanız da dert etmeyin. Çünkü şimdiki ünite görüyorum ki o.